Günaydın. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Kardelen Dönmez ben. Bugün de çok şükür kavuştuk. Günü yanıyorla 3 saat boyunca birlikteyiz. Saatler oldu. 6 6'dan 9'a hafta içi her gün günü yanıyor. Türkiye'de dünyada neler yaşanıyor size aktarmak için çok çalışıyorum. Bir kez daha tüm hazırlıklar tamamlandı. Haber maratonunu başlatacağız. Günü yandırma mesaimiz an itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, bizim yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz ifadesini kullandı. Büyük zaferin yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajları da paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın detayları geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim de yürüyüşümüz. Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde konuştu. Birlik ve beraberlik mesajları yolladı. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten seslendi. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir ifadelerini kullandı. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı Omuz omuza savaş mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt ruhunun kaybolmadığına işaret etti. Zaman değişir. Asırlar değişir. Ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk içine sirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Erdoğan, Malazgirt ruhunu ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacağız ifadelerini kullandı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak, yeni nesillere bir emanet gibi şanla şerefle teslim edeceğiz Siyasetin nabzını tutmaya devam edelim sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi de sunuldu. CHP'li vekile AK Parti'den de peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler tartışmalara yol açtı. Bakanlar ve AK Parti'nin de tepkisini çeken o sözler yargıya taşındı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunulmuştur. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. CHP'li Özkan, Erdoğan'ın bit Bitlis'te dile getirdiği bu sözleri alıntılayarak paylaştığı mesajıyla tepkilerin odağına yerleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, siyasi ahlaktan yoksun diye tanımladı o sözleri. Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı, Türk ve İslam düşmanı faşist Gert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil, CHP'nin sorunudur ifadelerini kullandı. <laughs> Tepki gösteren bir başka isim de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Bu saldırı aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırıdır sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum ve adalet bakanı yılmaz tunç o ifadeleri nedeniyle özkan'ı hem kınadı hem de hakkında soruşturma açıldığını duyurdu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Rotayı ana muhalefetin gündemine çevirelim sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü tüzük kurultayı için gün sayıyor artık. CHP lideri Özgür Özel bu kapsamda planladıkları tüzük değişikliği ile ilgili bilgi verip önerilerini almak için eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayelçün'de buluştu. Özel'in hafta içinde de selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem tüzük kurultayı. Olağanüstü kurultaya günler kala parti üst düzey görüşmelere sahne oluyor. Genel Başkan Özgür Özel selefleriyle yemekte bir araya geldi. Kurultay öncesi eski genel başkanlardan bizzat önerilerini aldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak kurultay öncesi Özgür Özel'in programı da hareketlendi. Parti tüzüğündeki yapılması planlanan değişiklikler istişarelerle yavaş yavaş şekilleniyor. Bu kapsamda Özel CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın'la Altan Öymen'in düzenlediği yemekte buluştu. Tüzük kurultayı öncesi fikir alışverişi yapıldı. Özel'in önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla da buluşması bekleniyor. Kurultay'ın sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de tüzük kurultayı, 7 ve 8 Eylül'de ise program değişikliği hazırlıkları görüşülecek. 9 Eylül'de ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için anıt kabir ziyaret edilecek. Kurultayla ön seçim, dönem sıralaması, partiye üyelik süreci, parti meclisi sayısının arttırılması Kongre sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkartılması, güçlü genel sekreterlik gibi başlıklarda tüzük değişikliği yapılması bekleniyor. Sevgili izleyenler yine bir operasyon haberi paylaşacağız sizlerle. İstanbul'da FETÖ'ye bir darbe daha indirildi. FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. 3 FETÖ üyesi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hain darbe girişimin kilit isimlerinden biriydi Adil Öksüz. Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Araçtan indirilen iki kişi, Firari FETÖ üyesi Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal'dı. Sürücü ise kayıplara karıştı. Cihat Yıldız, FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden kişiydi. 8 yıldır Firari olarak aranıyordu. Ahmet Hızal ise askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu Genel Müdür konumundaydı. Örgütle halen bağlantılı olan kişilerin yurt dışına kaçma girişimine yardım ediyordu. Ekipler kaçan sürücünün peşindeydi. Yüzden fazla kamera kaydı incelendi. Aracı kullanan kişinin Adem Boru olduğu saptandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edilen ve FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan Adem Bora polisten fazla kaçamadı. Adresine düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalandı. 3 FETÖ üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkamda gördüğünüz 8 yaşındaki küçük çocuğumuzun fotoğrafını elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler. Diyarbakır'da Narin kayboldu ve üstünden günler geçti. 6. günün içindeyiz. Narin'den hala bir haber yok. Arama çalışmalarını sıklıkla ekranlarınıza taşıyoruz. Muhabirimiz Canan Diyarbakır'dan anbean an gösteriyor. O çalışmaları kapsamlı olarak devam ediyor. Jandarmanın çalışmalarına tanıklık ettik birlikte. Fakat Narin hala ortada yok. Ailesi korkuyor sevgili diyenler. Arama çalışmaları kapsamında 12.550 araçta arandı. 7 iz takip köpeğiyle 11.000 dönümden fazla alan tarandı. Fakat hiçbir yerde yok küçük kızımız. Diyarbakır'daki çalışmalara bir kez daha tanıklık edeceğiz haberimizle. Lütfen mutlaka vardır bizi Diyarbakır'dan izleyen sevgili izleyenlerimiz. Herkes bugünlerde etrafına biraz daha dikkatli baksın. Nerede? Kaçırıldı mı? Öldürüldü mü? 8 yaşındaki Narin 6 gündür kayıp. Ancak arkasında ne bir iz var ne de delil. Küçük kız günlerdir her yerde aranıyor. Henüz haber yok. En son yanında olan arkadaşlarıyla canlandırma yapıldı. Narin arama çalışmaları devam ediyor. Tarlalarda hem jandarma ekipleri hem afat ekipleri onlar her yerde Narin'i arıyor. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı bulmak için onlarca ekip seferber. Hem karadan hem havadan günlerdir arama yapılıyor. Nare'nin kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 aracın sürücüsü sorgulandı. Evlerde didik didik edildi. Herkes. Yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Küçük kızın anne ve babası terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Nare'ninkinden farklı olduğunu söyledi. <laughs> Nari'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri köy okulunun kamerasına yansıdı. O görüntülerde Nari'nin dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı. Küçük kızın arkadaşlarından ikisiyle canlandırma yapıldı. Çocuklar Nari'ni en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. Ekipler akşam saatlerinde Nari'nin ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evle metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı. Tavşan Tepe köyünde yeniden aramalar başladı. Jandarma ekipleri dün olduğu gibi bugün de Nari'nin ve akrabalarının evinde arama yapıyor. Nari'nin gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede kan lekeleri görüldü. Alan çemberi alındı. Kan lekelerinin bulunduğu kaya parçaları delil torbasına girdi, incelemeye alındı. Ardından Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi. Kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Bugüne kadar toplamda 12550 araç arandı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekipler sır perdesini aralamak için gece gündüz aramalara devam ediyor. Sevgili izleyenler, Tarih tarihtir. Dünya bu tarihe sahip çıkmak zorundadır. Mescid-i Aksa pek bir kıymetli yapı. 706 ila 714 yılları arasında inşa edildi. Siz düşünün tarihi, o mirası. Şimdi bir açıklama var. Skandal bir açıklama. Ondan bahsedeceğiz. Ben Giver tarafından yapıldı bu açıklama. Ayrıca sol köşede skandal plan diye bir hashtag hazırlandı. Haberi dinleyince bu planın ne kadar da büyük bir skandal olduğunu siz de anlayacaksınız. Fakat yorumlarınızı biz yine de merak ediyoruz. Eks hesabı üzerinden lütfen bize ulaşın. Açıklıyorum. İyi dinleyin. Fanatik İsrailli bakan bu kez Yahudileri bile çileden çıkarsın. Mescid-i Aksa şu 706 ile 714 yılları arasında inşa edilen tarihin en büyük temsilcilerinden. Mescid-i Aksa'yı bastı bir kez daha. Buraya sinagog inşa ettireceğiz dedi. O haddini bilmez açıklama. Sadece İslam alemini değil, İsrail'i de ayaklandırdı. Netanyahu bile, Netanyahu hükümetinden bile peş peşe açıklamalar geldi. Tepki açıklamalarıydı. Öyle bir plan yok denildi. Yine haddini açtı. Bu kez Yahudileri bile çıldırttı. Ben Gvir, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı. Provokatör eylem ve sert çıkışlarıyla biliniyor. Sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla da gündeme geliyor. İslam düşmanı politikacı İsrail Ordu Radyosu'na konuştu. Mescid-i Aksa ile ilgili skandal cümleler kurdu. Müslüman aleminin kutsal mekanında Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini söyledi. ben sözleri Tel Aviv'i karıştırdı. Ulusal Birlik Partisi lideri Benigant, "provokatif ve sorumsuz söylem" dedi. İsrail'in tarihi statüyü korumaya kararlı olduğunu, kutsal mekanda ibadet özgürlüğünün her zaman güvence altında olacağını belirtti. Ben gibire bir tepkide İsrail Savunma Bakanı Yoav geldi. Bölgede statükonun altını oymak tehlikeli, gereksiz ve pervasızca açıklamasını yaptı. <laughs> tarih dünyanın emanetidir. Yalnızca bulunduğu toprakların değil sevgili izleyenler. Mescid-i Aksa 706 ile 714 yılları arasında inşa edilmiş tarihe ışık tutan bir yapıdır. Açıklamaları duydunuz. Eskandal plan diye sol köşede bir hashtag hazırlandı. Görüşlerinizi merak ediyor ve önemsiyoruz. Adres, eks hesabı. Elbette tepki açıklamaları Türkiye'den de geldi bu skandal plana. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in skandal sözleriyle sevgili izleyenler bunu bir hatırlatalım. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, mescid Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. mescid Aksa'da sinagog inşa etmek istediklerini söylemişti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver'ın bu hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mescidi Aksa için mukaddes değerimiz, göz bebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir diyen Çelik, Mescidi Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı. Çelik paylaşımında Netanyahu şebekesinin üyeleri camilerin ve kiliselerinde düşmanıdır. Bu şebeke bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almaları konusunda çağrıda bulundu. Nefes kesen Mescid-i Aksa'yı bir kez daha gördük. Tarihin temsilcisi dünyanın tarihine ışık tutan bir yapı. Sevgili izleyenler İsrail nasıl rahatsız etse bu insanları diye düşünmeye devam ederken de i Aksa açıklaması geldi skandal açıklamalar ki Netanyahu hükümeti bile tepki gösterdi bu açıklamaya. E bir de Gazze topraklarında ölüm saçmaya devam ediyor İsrail ordusu. Bu kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırı düzenlendi. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu çadırı da hedef aldı üstelik. Elbette ne doktor diyor, ne burada görev yapan gazeteci diyor. Hiç umurunda değil savaş suçlusu Netanyahu. TRT Arap kameramanı gözünden yaralandı bu saldırıda. İsrail gazetecileri hedef aldı. TRT kameramanı gözünden vuruldu. <laughs> İsrail katliamlarına devam ediyor. Hedef Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'tu. Ya, 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 ya. Saldırıda yerlerinden edilmiş çok sayıda Gazze'li hayatını kaybetti. Ya, 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 ya. İsrail güçleri nasıl Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda gazetecilerin çadırı da hedef oldu. Ya, 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 ya. Çok sayıda bası mensubu yaralandı. TRT Arabi kameramanı Muhammed Ezzeyan'in görevi esnasında şaraplar parçasıyla gözünden yaralandı. Ya, ya. Saldırıda Ez Zeyani'nin asistanı da yaralandı. Hadi, hadi, hadi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun gazetecilerin bulunduğu çadıra yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Hadi, 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 hadi yapılan her saldırının Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacağını söyleyen Çelik, Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz ifadelerini kullandı. <laughs> Bir ateşkes umudu vardı, dünyanın hasret kaldığı ateşkes. Fakat Netanyahu'nun aşırıya kaçan hareketleriyle bu ateşkes umudu çamura düştü. İsrail bir yandan Gazze'yi vururken bir yandan da Lübnan'da Hizbullah'la çatışıyor biliyorsunuz. Orta gerilimi yakından takip ediyor TVYüz Haber Merkezi. Gerilimin gölgesinde hafta sonu Mısır'ın başkentinde ateşkes görüşmeleri de yapıldı. Ancak müzakerelerden sonuç çıkmadı ki Netanyahu bu ateşkese pek de yanaşmıyor zaten. Hizbullah'ın füzeli saldırısının ardından... İran'dan da İsrail'e misilleme mesajı geldi. Tahran saldırı kesin ve ölçülü olacak dedi. Orta Doğu ateş çemberine döndü. Hizbullah'ın İsrail'e füzeli saldırısı sonrası tansiyon daha da yükseldi. Bu! Saldırılara rağmen Netanyahu müzakere masasından çekilmedi. Ateşkes görüşmeleri için pazar günü Mısır Kahire'ye heyet gönderdi ancak uzlaşma çıkmadı. Ne Hamas ne de İsrail yeşil ışık yaktı. Gerçek bir Hamas yetkilisinin basına konuşmasıyla ortaya çıktı. Kalıcı ateşkes İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle mümkündü. Fakat Hamas'a böyle bir teklif yapılmadı. İsrail'e füzeli saldırının ardından gözler Hizbullah lideri Nasrallah'a çevrilmişti. Tüm dünya ne diyeceğini merak ediyordu, beklenen açıklama geldi. Nasrallah, askeri operasyonumuz planlandığı gibi ve hassasiyetle tamamlandı dedi. İsrail'in binlerce roket atarı imha ettiği iddialarını yalanladı. İsrail'e yönelik asıl misilleme İran'dan bekleniyordu. Ancak Tahran'dan önce ilk hamleyi Hizbullah yaptı. Peki İran İsrail'e saldırmaktan vaz mı geçti? Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'dan geldi. Saldırı kesin ve ölçülü olacak dedi, tarih vermedi. Sevgili izleyenler, dönelim vatanımıza. Bir kez daha dünya üzerinde devam eden korkunç savaşlar TV'si Haber Merkezi'nin yakın takibinde. Editörlerimiz ve muhabirlerimiz konuyu ciddiye alıyor. Muhabirlerimiz bırakın sınırların ötesini ...yurdun dört bir köşesine, sınırların ötesinde görevlerine devam ediyor. Gelin biz bir vatanımıza dönelim. Birçok merkez bankası başkanlarının faiz indirimine yönelik verdiği mesajlar altına yaradı. Gram altın rekor seviyelere yükseldi. 2023 senesini rekorla kapatmıştı. Bu senede öyle keyfi yerindeki altının ve altın alıcısının. Peki bu yükseliş ne kadar devam edecek? Altın yatırımcısının güvenli limanı olmaya ne kadar devam edecek? Sorular önemli. Altının gidişatı şaşırtıyor. Cevapları haberimizde olacak. Altın fiyatları her hafta yeni bir rekor tazelemeye devam ediyor. Bu faiz indirimleri, bir normalleşme adımları da altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Birçok merkez bankası başkanlarının faiz indirimi mesajları altın fiyatlarını harekete geçirdi. Özellikle geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları artık Eylül'a e itibariyle başta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine başlayacağını sinyalini verdi. Benzer açıklamalar başka ülkelerin merkez bankalarından da geldi. Piyasalarda Eylül ayı itibariyle Merkez Bankalar'dan bir faiz indirim süreci zaten bekliyorduk. Orta ve uzun vadeye baktığımızda hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında bu yükselişlerin devam edeceğini bekliyoruz. Faiz indirim mesajları altına yaradı. Gram altın serbest piyasalarda 2818 lirayla rekor seviyelere ulaştı. Hal böyle olunca altın fiyatları güvenli liman gömleğini giyiyor ve tekrar yükseliş trendine devam ediyor. Peki altın yatırımcının güvenli liman olmaya devam edecek mi? Önümüzdeki günler için beklentini. Gram altın tarafında yıl sonunda 3.000-3.500 lira seviyesine kadar bu yükselişlerin devam etme olasılığı çok güçlü. Elinde altın bulunduran yatırımcısının satış için acele etmemesi lazım. TESK Başkanı Bendevi Palandöken deprem bölgesindeki esnafın birikmiş borçları için çağrıda bulundu. Hükümetten mağduriyetlerin giderilmesi için mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep etti. Esnafın mağduriyeti hala bitmedi. Yapılması gereken şey bu ayın sonunda dolacak sürenin belirli bir süre daha uzatılması. 6 Şubat depreminin hemen ardından esnafa mücbir sebep desteği gelmişti. O destek için son gün 31 Ağustos. Tarih yaklaşırken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken hükümete seslendi. Mücbir sebebin sonuna gelindi. Halbuki esnaf orada daha ayağa kalkamadı. Belirli bir süre en azından bunlardan mücbir sebepten dolayı değil ama destekli ayakta kalmasının sağlanması lazım. Palan döken peş peşe yaşanan depremler sonrası bölge esnafının henüz toparlanamadığını söyledi. Birikmiş borçlara işaret etti. Destek süresinin uzatılmasını istedi. Vergi primleri, elektrik, su, kira gibi birikmiş borçları var. Devletin bunların en azından destek olması. ağır deprem olan bölgelerde ödemeleri değil de insanların or orada kalmalarının sağlanması gerekiyor. Yani devletimiz bu konuda gerekeni yapacak diye düşünüyoruz. Dünya bir pandemi atlattı. Hiç şüphesiz dünya tarihine kazındı. Gelecekte çocuklarımız okul kitaplarında o yaşadıklarımızı okuyor olacak, öğreniyor olacak. Eve kapandık, birbirimize temastan korktuk. Biz birbirimizden korktuk. E çıkamadık o evlerden. Karantinalar uzadı gitti. Dünya ekonomisi büyük hasar aldı. Pandemi deyince hala korkuyoruz. Koronavirüs dönemini öyle böyle atlattık. Geçti aşılar oldu, sokağa çıktık, hayat normale döndü derken Afrika'dan sıçrayan bir virüs bir kez daha kaldırdı bizi ayağa. Maymun çiçeği üstelik etkileri de korkunç. Fiziki olarak da e, görünür bir hastalıktan söz ediyoruz. Bu maymun çiçeğinin etkileri dünyayı korkutuyor. Ve Avrupa'ya da sıçramış durumda. Dünya maymun çiçeği için alarma geçti dolayısıyla Türkiye'de önlemleri sıkılaştırdı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Dünya alarmda. Maymun çiçeği virüsü de korkusu da yayılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de harekete geçti, önlemler aldı. Afrika'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı. Maymun çiçeği virüsü tehlikesine karşı ise önlemler artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı geldi. İnternet sitesinde yer alan uçuş operasyonu direktiflerinde pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği yönünde bilgi paylaştı. <laughs> Açıklamada, varış meydanında halk sağlığına ait risklerin yönetimi için gerekli özel tıbbi personelin ve ekipmanın hazır bulunacağı belirtildi. Uçuş esnasında bir yolcunun bulaşıcı hastalık semptomları teması durumunda, sorumlu kaptan pilot hızlı bir şekilde hava trafik kontrolörüyle irtibata geçeceği ve gerekli prosedürleri uygulayacağı vurgulandı. <laughs> uçuş esnasında bir kişinin semptomlarla birlikte ateşi varsa bulaşıcı bir hastalıktan şüphelenilerek ileri tetkik ve değerlendirme yapılması için gerekli tedbirler alınacağı mesajı verildi. Yaşlı dünyamız savaşlarımızdan, ego tartışmalarımızdan, yersiz kavgalarımızdan bıktı, usandı, hastalandı. İsmi iklim değişikliği, yan etkisi küresel ısınma. Dünyanın evlatları bizleri tehdit ediyor sevgili izleyenler. Küresel ısınmanın zararları say 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 bitmez fakat bir zararı var. Türkiye'de ve dünyada orman yangınları arttı. Orman yangını sezonu genişledi bu küresel ısınmanın etkisiyle ve 7-8 ay kadar uzadı. Büyük hasar bırakan yangınlar usmanlara göre zamanla daha da artacak ve bu yangınlarda biz dünyanın oksijen kaynağını, ormanlarımızı, zümrüt yeşili ormanlarımızı kaybediyoruz. Gelecek nesle bırakmak zorunda olduğumuz o emanetimiz, büyük emanetimiz bu yangınlarda zarar görüyor. Küresel ısınma Türkiye'de orman yangınlarının sıklığını arttırdı. Uzmanlar uyardı. Geçmişte vardı, günümüzde var. Muhtemelen gelecekte de artan bir şekilde devam edecek. Türkiye'de her yıl ortalama 2000 yangın çıkıyor. 1988 yılından itibaren yıllık yanan miktarımız 10 bin hektar civarı. 2021 yılında ekstrem hava koşullarına bağlı olarak iklim değişikliği kaynaklı yaklaşık 140 bin hektarlık alan yandı. 14 yılda yanacak ortalama alanın bir yılda yandığı kayıtlara geçti. Yangın sezonu genişliyor. Normalde e, 6, 6 ay olan e, 1 Mayısla ile 1 Kasım arasında devam eden yangın sezonu e, genişleyerek 7-8 aylara doğru e, uzaya gidiyor. Yangın tehlikesi her geçen gün büyüyor. Nedenlerin başında ise iklim değişikliği geliyor. Yangın zararının artmasında tabii ki de e, iklim değişikliğinin e, küresel ısınmanın etkisini e, azımsamamak lazım. Hatta en büyük nedenlerinden birisi. Peki, yangının artmasının diğer sebepleri neler? E, nüfustaki artış. Ee, ve buna bağlı olarak ormanların üzerindeki olan baskıların artması, turizm kaynaklı baskılar e, ya da e, sanayi testlerinin e, orman içi ve civarında yapılması. Biz Y ve Z kuşağı dünyaya geldiğinde dünya geçmiş çağda yaşayan. Düzeltiyorum. Geçmiş dönemlerde yaşayan büyüklerimizden biraz farklıydı. Sevdiği izleyenler sokağa çıkamadık. Önümüzde de modern dünyanın getirisi aslında faydalı olan fakat zararı da çok olan o bilgisayarlar, telefonlar, tabletler konuldu. Ve burada platformlarda yer alan oyunlar, videolar genç neslin akıl sağlığını, psikolojisini önemli bir ölçüde etkiledi. Gerçeklik algısını yitirmiş Eskişehir'de 18 yaşında bir gencimiz bir saldırı gerçekleştirdi Türkiye'ye ayağa kalktı. Hatırlayalım. Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki o genç bıçakla saldırıp 5 kişiye ve ciddi manada yaralamıştı. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman işte bu konuyla ilgili konuştu. Türkiye'de bu oyun meselesi bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda dedi. Dijital bağımlılık tehlikesine dikkat çekti. Dijital bağımlılık maalesef gençlerimizin geleceğini çalma noktasına gelmiştir. Tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti. Gençleri korumamız lazım dedi. Türkiye'de de maalesef bunun yanlış uygulamalarını zaman zaman şahit oluyoruz. Eskişehir'de 18 yaşında bir genç oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi özel ekipmanlar giydi. Girdiği bahçede 5 kişiyi bıçakla yaraladı, hepsini de oyun sandı. Bu vahim olayı hatırlatan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman çağrıda bulundu oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısıtlanması gerekiyor. Hayati bir konu. Çünkü bir e, milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda Türkiye'de bu oyun meselesi. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde dijital bağımlılık konusunda uzmanları çağıracağız, dinleyeceğiz, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yayman eğitim öğretim müfredatına da bu konuda bir dersin eklenmesi gerekliliğine işaret etti. Veliler, anne babalar, Milli Eğitim Bakanlığı birlikte hareket etmesi tekliflerimiz, çalışmalarımız olacak. Sevgili izleyenler yanımda gördüğünüz bu kızcağız doğum gününe gitmek istediği için öldürüldü. Olayın adresi Balıkesir. Balıkesir korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bir baba tartıştığı 18 yaşındaki kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için öldürdü. Sonra da kaçtı bu baba. Genç kızın cansız bedenini işten gelen zavallı anne Kanepe'nin içinde buldu. Cani baba teslim oldu, tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Öz evladına acımadı, boğarak öldürüp kanepeye sakladı. Cesedini işten eve gelen anne buldu. Cani babanın ifadeleri kan dondurdu. <laughs> Korkunç cinayetin adresi Balıkesir Gönen. 44 yaşındaki Murat Sevilen'in iddiaya göre psikolojik sorunları vardı. Kızı Eylem Sevilen'le bir anda tartışmaya başladı. O tartışma faciayla bitti. Cani baba tartışmanın büyümesiyle kızını boğarak öldürdü. Cansız bedenini kanepeye saklayıp evden kaçtı. İşten eve gelen anne kızının cesedini kanepenin içinde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 18 yaşındaki Eylem Sevilen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Katil zanlısı baba kaçtıktan bir süre sonra polise gidip teslim oldu, ifadeleri kan dondurdu. Kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gençlerimizin elinde artık oyuncak gibi bir alet var sevgili izleyenler. İsmi PAF ya da elektronik sigara. Ülkemizde satışı yok, yurt dışından getiriliyor ve kolay yolla sahip olunabiliyor anladığımız kadarıyla. Çünkü gençlerin elinden düşmeyen bir aygıttan bahsediyoruz. Zararlı, çok zararlı. Az daha bu genç kızın ölümüne neden oluyordu. Tanıdık bir simanın kızı bu arada. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel. Kızı İlknaz Bektaş. Kalbi sıkıştı bu kızcağızın. Hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının göğsüne elektronik sigara nedeniyle hava kaçtığı tespit edildi. Gör Güzel ve Kızı Bektaş elektronik sigara kullananlara seslendi. Uzak durun çağrısı yaptı. Kalbi sıkıştı, nefesi kesildi. Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü. Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı, kalbi sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edildi. Apar topar ameliyata alındı. Oyuncu Selen Görgüzel, ameliyatın detaylarını ve kızının sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İlknaz Bektaş'ın elektronik sigara kullanımına bağlı olarak kalbinin etrafında kabarcıklar oluştuğu, bu kabarcıkların kalbin çalışmasını engellediğini ve kızının tedavisine devam edildiğini duyurdu. Ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İknaz Bektaşsa, elektronik sigaraların tehlikesini anlattı. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Fakat akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat fikrimi ve bakış açımı değiştirdi. Elektronik sigaralardan uzak durun. Elektronik sigara nedeniyle az daha canından olan İlknaz Bektaş'ın tedavisi sürüyor. Bir zamanlar komşu komşunun külüne muhtaçtı. Sevgili izleyenler komşu faydalı şeydir. Evde bir şey biter hemen komşu koşar. Bir derdin olur ilk komşu yetişir. Fakat artık içinde bulunduğumuz dönemde komşuluk da öldü. Ankara'nın Keçiören ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında kavga çıktı. Silahına sarılan Mecnun Ekenci'nin açtığı ateş sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi öldü. Bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Bunlar e, bildiğim kadar herhalde 2-3 gün önce bir parkta bir kendi aralarında bir tartışıyorlar. Ondan sonra sarkıyor olay. Komşular arasındaki tartışma parkta kalmadı. Oturdukları binaya sıçradı. Katil zanlısı ardı ardına tetiğe bastı. İkisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nden. Mecnun ikinci bir süre önce gerginlik yaşadığı zurnacı ailesinin fertleriyle karşılaştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Mecnun ikinci belindeki silahını çekti. Peş peşe ateş etmeye başladı. Mecnun ikinci belinden silahını çekti ve ardı ardına TT'ye basmaya başladı. Hedefinde bu dört kişi vardı. Tabii kurşun yağdırdı üzerlerine. Silahtan çıkan kurşunlarla Mücahit ve Murat Zurnacı ile Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Şengül Zurnacı ise ağır yaralandı. Şu an benim bildiğim üç tane ölü. Bir de ağır yaralı var. Kendi aralarında kusum etti. Ama şeyi içeriğini bilmiyoruz. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastanede tedavi alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bunlar daha önce de arkadaşlardı zaten. Bir beraber oturup binanın önünde çekirdek çitleyen insanlardı. Olayın ardından kaçan Mecnun Ekinci polis ekiplerince yakalandı. Hayatını kaybeden 3 kişi ise toprağa verildi. genç yaşlısı özellikle gençlerin elinde son dönemde patlayan şeker oyunu var. Adını aslında herkes biliyor. Fakat biz burada söylemeyelim, kötü örnek oluşturmayalım. Masum gibi görünüyor ancak kumar bağımlılığının bir parçası. Aslında bunun gibi çok fazla oyun var, tek değil. Kumar bataklığına düşenler bu yolda evini, arabasını, eşini, dostunu, hayatını kaybediyor. Hatta insara sürüklenen bile var. Sosyal medya reklamlarıyla da ne yazık ki bu tip yasa dışı oyunlara erişmek çok kolay. 1000 lira 2000 lira bonus veriyorlar. Bir sihir var aslında bakarsanız orada. O videoyu izleyen kişi etkilenmiş oluyor. Sanal kumar ve bahis yolunda yüklü miktarda parasını kaybeden de var, evini arabasını satan da var. Üstelik yasa dışı kumar ve bahis nedeniyle pek çok yuvada yıkılıyor. Sosyal medya aracılığıyla kumar batağına düşmek de ne yazık ki zor değil. ...paranızın 50 hatta 100 katı vaat ediliyor. O 10 bin lirayı hiçbir zaman hesabınızda göremiyorsunuz. Gençler sözde fenomenlerin kısa yoldan para kazandığı videoları kendi aralarında paylaşıyor. Özellikle reklamları incelediğinizde ya da sosyal medyada, YouTube'da videoları incelediğinizde sürekli kazanan kullanıcıları görüyorsunuz. Kumar bağımlılığı böylece bir virüs gibi yayılıyor. İşte bazen kazanıyorsunuz sonra geri düşüyorsunuz sonra tekrardan kazanıyorsunuz. Ana parayı kurtarayım derken aslına bakarsanız... Kalbinizde neyiniz var neyiniz yok gitmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten algoritma o şekilde çalışıyor. Sizi kazandırmaya değil kaybettirmeye çalışıyor. Kaybettiğini geri kazanmak isteyen bu defa eş dosttan borç istiyor. Hatta kredi çeken bile var. Evini kaybeden, ailesini kaybeden, intihara sürüklenen e, her yaştan her kesimden bireyi görüyoruz. İşte bu tip reklamlar katalog suçlar kapsamında. Dolayısıyla görüldüğü andan itibaren ihbar etmek oldukça önemli. Evet bu ihbar bir vatandaşlık görevidir. Bunlar aslında 5651 kapsamında suç teşkil ediyor. Çünkü hem yasal olmayan bu sanal kumar ve bahisi oynayan da suçlu oluyor, oynatan da suçlu olmuş oluyor. Hava muhalefetinden haber vereceğiz sevgili izleyenler. Kuvvetli yağış yurdun birçok noktasında etkisini sürdürüyor. Biz e, kanala şirkete geldiğimizde gece yola çıkıyoruz. Yağmur kendini göstermeye başlamıştı İstanbul'da. Ve başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda il için meteorolojinin uyarısı zaten önceden verildi. Aynı gelişen su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi. Bu arada geride bıraktığımız günde bu bilgiyi paylaşmıştı İzzel Tupaloğlu. Bugün de yayın olacak. Nasıl bir hava bizi bekliyor Türkiye'nin dört bir köşesinde. Detaylı bilgi izlerde olacak. Gelip bir bilançoya da tahminlere de bakalım haberimizle. Kuzey ve batı bölgelerimizdeki yağışlar önümüzdeki bir hafta da etkili olacak. Marmara ve Karadeniz'in tamamında önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağış var. Yağışlar etkisini arttırdı. Belli bölgelerde yaşamı zorlaştırdı. Ancak etkisi azalmayacak. Özellikle bu hafta Yurdun batı kesiminde yağış sürecek. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısı olarak aralıklı olarak gök gürültülü sanak yağış geçişleri göreceğiz. Uzmanların uyarısına göre haftanın ikinci gününde en çok Karadeniz'de etkili olacak yağış ve İstanbul'un batısında. Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan kıyılarında kuvvetli bir yağış bekliyoruz. Çarşamba günden itibaren de yine yer yer Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar göreceğiz. İstanbullular dikkat. İstanbul'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ya Ankara'da? Salı ve çarşamba günü ise Ankara'da yine gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Perşembe günü yağış yok. En yüksek sıcaklıklar Ankara'da 30-31 derece civarında seyretmeye devam edecek. Meteoroloji ani gelişen su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı diyor. İçege, göller yöresi etkili oluyor. Kırklareli'nin kıyı kesimlerindeki yağışlar kuvvetli olabilir. Yağışlar genellikle öğle saatlerinden sonra yerine göre 15-20 kilogramlık yağışlar bile büyük olumsuzluklara sebep olabiliyorlar. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonunda ya da önümüzdeki hafta başında yağışların biraz azalmasını öngörüyoruz. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sevgili izleyenler 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesi balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar 4,5 aylık aranın ardından vira bismillah demeye hazırlanıyor. 4,5 aylık av yasağı 31 Ağustos akşamı sona eriyor. E, vira bismillah diyeceğiz. Av yasağı kalkıyor hazırlıklar başladı. Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde 3 e, 3000 tane büyük ölçekli balıkçımız denize çıkacak. Bunda trol avcılığı yasal bir şekilde orta süreli ve gırgır gır avcılar olarak denize açılacak. 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar hazırlık çalışmalarına devam ediyor. 4 aydır ağ ve bakım onarımı yapıyorduk. E, şimdi tayfalarımız geldi, çalışanlarımız geldi. Pay üsülü bizden beraber çalışacaklar. Son hazırlıkları yapıyoruz. Palamut ağına hazırlık yapıyoruz. Hapsi ağlarımız hazır bakım, onarım, eksik, gidik. Balıkçılıkta iş bitmez ki. Balıkçılar bir yandan teknelerindeki eksiklikleri giderip bakım yaparken diğer taraftansa ağları onarmayı sürdürüyor. Palamut bol gözüküyor bu sene. Tabii işimiz rastgele. İnşallah iyi olur diyoruz. Çinokop da bol gözüküyor gibi. Yasağın kalkmasıyla vira bismillah diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar yeni sezon için heyecanlı. Denize çıkıp para kazanmaya ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü, yıl dönümü kutlamasını yaptı. Şanlı zafer için sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışının 953. yıl dönümünü kutladı. Şanlı zafer için tarihi ve ebedi bir miras dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını Emine Erdoğan, zaferin kahramanı Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Alp Alparslan'ı minnetle yad etti. Şanlı Malazgirt Zaferi sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Irak ve İran Arba'in günü etkinlikleri için on binlerin akınına uğradı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. günü için Hazreti Hüseyin türbesinde adım atacak yer kalmadı. Ancak Gazze'deki katliamlar nedeniyle törenler bu yıl gölgede kaldı. Kerbela yine acının adresi oldu. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. günü Erbain, Irak ve İran'da anıldı. Asıl ritüel Irak'ın Kerbela kentinde gerçekleştiriliyor. Ancak seyahat edemeyen çok sayıda Şii, Hazreti Muhammed'in torunu Hüseyin'in vefatını kendi ülkelerinde anıyor. Başkent Tahran'daki Erbayn etkinliklerine katılan binlerce İranlı mersiye ve ağıtlar okuyarak şehrin güneyindeki Şah Abdülazim türbesine doğru yürüdü. Müzik Törenlere Filistinliler de katıldı. Ziyaretçiler ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Müzik Burada en azından bu karmaşık dünyada haksızlığa uğrayan Gazze'deki ezilen Filistinlere destek olmak için bulunuyoruz. Kimse onları savunmuyor. Törenlere İran'ın dini lideri Ali Hamaney de katıldı. Törenler için Irak'a çok sıkı güvenlik önlemleri altında en az 3 milyon kişi girdi. Aferin. Kerbela anmaları eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin döneminde yasaklandığı için siyasi bir sembol haline geldi. Hafta sonu yapılan törenlerin ardından Kerbela şehitlerini ananlar ülkelerine dönmek için yola çıktı. Şöyle çekileyim de ben siz rahatça görün arkamdaki koyunu. 8 aydır sürdürülen sudan koyun geçirme yarışması bu yıl kuraklık tehdidi altındaydı. Kuraklık Menderes nehrini vurdu. Nehir adeta kurudu. Gelenek bozulmasın diye nehire bir hafta boyunca dışarıdan tankerlerle su taşındı. Kuraklık Menderes nehrini vurdu. 8 asırdır süren gelenek bu yıl yapılamayacaktı. Burayı taşıma suyla doldurduk. Yaklaşık 4000 metreküp bir haftada su çektik. Tabii ki bu acı bir durum. Menderes'in ana yatağında su yok. Burası Denizli'nin Çal ilçesi. Sudan koyun geçirme yarışması bu yılda geleneği bozmadı. 81. kez izleyici karşısına çıktı. Ancak Menderes nehrini vuran kuraklık büyük tedirginliği de beraberinde getirdi. Uzun süren kuraklıkla nehrin suları çekildi. Bu geleneği sürdürmemiz için bu suyun temiz bir şekilde akması lazım. Tabii ki lokal anlamda bir sürü zorluk çektik. Yarışmaya bir hafta kala tankerlerle taşınan suyla dolduruldu. Nehir tam olarak eski haline almasa da yarışmanın yapılmasına engel olmadı. Böyle bir etkinliğin akan şırıl şırıl bir suyla olması lazım. Gürül gürül bir suyla olması lazım. 2000 kişinin katıldığı renkli etkinlikte 46 çoban rengarenk boyanan koyunlarını Menderes Nehri'nin sularını atlayarak karşıya geçirmeye çalıştı. Kimi başarılı oldu dereceye girip ödül kazandı. Kimi de şansını bir sonra sonraki yarışmaya bıraktı. Hani Z kuşağı sürekli olarak söyler böyle kendi aralarında esprileşirler ya hemlik manevrası ve voleybol ülkesiyiz diye sevgili izleyenler o meşhur manevra bir can daha kurtardı. Meyve yediği sırada boğazına çilek kaçan çocuğun yardımına ailesiyle birlikte bulunduğu otel müdürü koştu. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. çilek boğazına takıldı. Babası can havliyle yardım istedi. Otel müdürü böyle kurtardı. <laughs> Kazakistanlı aile tatil için İstanbul'a geldi. Fatih'teki bir otele yerleşti. Otel odasında meyve yiyen çocuklarının boğazına çilek takıldı. <laughs> Çocuk bir anda nefessiz kaldı. Aile büyük korku ve panik yaşadı. Babası çocuğu kucakladı, koştu, yardım çığlıkları attı. <laughs> Otel müdürü de sesleri duyar duymaz harekete geçti. Hemlik manevrası yaparak çocuğu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otel müdürü Şükrü Eren olayı şöyle anlattı. Geldiğinde burada çocuğun ağzındaki cismi çıkarmaya çalışıyordular, uğraşıyorlar. Boğazına katmıştı. Sonra ben aldım, ben müdahale ettim. Sırtına vurdum, sonra da emlik vakasıyla cismi çıkartmış olduk. Alaaddin'in böyle sihirli lambasından çıkmış gibi bir sokak var. Cumalı Kızık'ta. Dünyanın en dar sokaklarından biri olarak geçiyor. İsmi Cin Aralığı. Ve her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Bir kişinin bile geçerken zorlandığı 80 santimetrelik dar sokak her göreni hayrete düşürüyor. <laughs> UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 700 yıllık tarihi Cumalı Kızık Köyü'nde bulunan Çin Aralığı Sokağı büyük ilgi görüyor. 700 yıllık koca tarih, mimarisiyle, tarihi dokusuyla görenlere hayran bırakan Cumalı Kızık Köyü şimdilerde bu daracık sokağıyla da dikkat çekiyor. <laughs> Burası dünyanın en dar sokaklarından biri. Hikayesi ise Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Efsaneye göre Bursa'daki Cumalı Kızık köyünü basan Yunan askerleri bu daracık yolu gördüğünde gözlerine inanamaz. Yunan askerleri köyü bastığında köylüler camiye toplanıyor ve bir yolunu bulup camiden kaçan köylüler bu cin aralığından kaçarak kurtuluyor. Yunan askerleri bir insanın buradan geçmesinin imkansız olduğunu düşünür. Olsa olsa bu cinlerin işidir der. Sokağın adı da Cin Aralığı sokak olarak kalır. 80 santimetrelik bu dar sokakta bir kişi bile geçerken zorlanıyor. Geri dönmesi ise büyük zahmet. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken cin aralığı her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Karşıdan geçmekte bayağı zorlandı. karşıdan da insanlar geldiği için bayağı bir dar aralık. Her sulama borusu oradan geçiyor. Eğer Bursa'ya yolunuz düşerse mutlaka bu sokaktan geçin. Ben böyle wish listime, hayal defterime yazdım bu noktayı mutlaka gideceğim. Devam edelim şimdi. İnşallah ismini söyleyebileceğim. Buenos Aires. Evet. Şu sıralar tango rüzgarı esiyor Buenos Aires'te sevgili izleyenler. Çiftler aşkın ve tutkunun dansında dünya birincisi olmak için yarışıyor. Amatör ve profesyonel dansçıların performansları parmak ısırtan cinsten. E gelin birlikte izleyelim. Tango, hırçınlığı, romantizmi, aşkı ve melankoliyi aynı potada eriten kalp kırıklıklarının bedenle sahneye yansıtıldığı belki de tek dans. Arjantin'le özdeşleşen tango dünya dans şampiyonası finallere doğru gidiyor. Rekor sayıda katılımcı son çiftlerin arasına girebilmek için ter döküyor. Eleme turlarına 53 ülkeden 750'den fazla dansçı katıldı. Büyük final Movistar Arena kapalı stadyumunda yapılacak. Bu yılki festival yine binlerce turisti Arjantin'e çekti. Buenos Aires'in müziğinin, dansının ve şiirinin nostaljik kokusu kentin sokaklarını sardı. Sadece salonlar değil, ünlü barlar, müzeler ve akademiler gibi mekanlarda geleneksel tango rüzgarlarıyla şenleniyor. UNESCO Dünya Mirası olarak eşsiz zenginliğiyle kutlanan tango, Güney Amerika'ya özgü, geleneksel bir dans. En çok Arjantin ve Uruguay tarafından benimsenmiş durumda. Şu bizi hiç zahmete düşürmeden kendi kendine tozlu gübürü toplayan robot süpürgeler hayatımıza girdi. Bir oh dedik. Yani en azından bir sanımlar. Biraz olsun rahatladık. Şimdi şu robotları düşünün. Evimize girecekler, işimizi yapacaklar. Çamaşır, temizlik, bulaşık. Hayat ne kadar kolay olurdu bu tartışılıyor günümüzde. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Ancak başta Japonya, Çin ve Amerika olmak üzere robotlar çoktan günlük hayatın bir parçası oldu. İş yerlerinin ardından şimdi de evlere girmeleri tartışılıyor. Bunun için de insansı robotların geliştirilmesine hız verildi. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda gelinen son nokta sergilendi. Robotların performansı etkileyiciydi. robotların dünyayı ele geçirmeleri bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez senaryolarından. İşte o robotlar günlük hayatında bir parçası olma yolunda ancak filmlerdeki gibi korkutucu değil. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'na insansı robotlar damga vurdu çamaşır yıkama, yemek ve temizlik yapma gibi evreleri çoktan geçtiler. Artık bu hizmetleri yaparken insansı mimiklere sahip olmaları hedefleniyor. Bu sayede de tıpkı evcil hayvanlar gibi ailenin bir üyesi olma yolunda ilerleyecekler. İnsansı robotların sadece insanlara angarya gelen işleri değil, yapamayacağı görevlere de odaklanmaları isteniyor. Araştırmalarda bu yönde. 2024 Dünya Robot Konferansı'na bu yıl rekor katılım oldu. İlk kez 27 insansız robot birden sergilendi. Konferansta sergiledikleri performanslar da etkileyiciydi. Futuristlere göre çok kısa bir zaman sonra evlerdeki yerlerini alacaklar. Hatta ev kadınlarının vazgeçilmezleri arasına girecekler. Londra Köprüsü yıkıldı köprü yıkılmadı. Köprü duruyor. Bu bir kod sevgili izleyenler. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle ilgili bir koddı. Önceden yapılmış planın ismi. Londra Köprüsü yıkıldı. Ve bu kod kullanıldığında Elizabeth'in ölümü dünyaya duyuruldu. Spikerler böyle beyaz gömlek, siyah kravatla, beyaz siyah kıyafetle ekranlara çıktı. Kamuoyuna Kraliçe Elizabeth'in ölümünü duyurdu. Fakat abartıldı bu hazırlıklar İngiltere'de. Londra Köprüsü yıkıldı koduyla planlar yapılmıştı. Aynı planlar Kral Charles, Başbakan, hatta bakanlar için bile yapılıyor. Ama İngilizler işi öyle bir abarttı ki Başbakanlık binasının değişmez bir kedisi vardır. İsmi Larry. Larry'nin ölümü için bile plan yaptılar. 17 yaşındaki kedileri Larry ölürse halka Larry Köprüsü kodlu bir dizi planla duyurulacak bu ölüm haberi. dört hükümet değişti o değişmedi. Birleşik Krallık'ta Başbakanlık Konutunun kedisi Larry 10 numaranın değişmez üyesi. <laughs> Kedileri o kadar ünlü ki artık neredeyse kabinenin bir üyesi durumunda. Hatta resmi unvanı bile var. Baş fare avcısı. <laughs> Ölümü halinde ülkenin sarsılması kesin. Bu yüzden İngilizler Kedilerinin vefatını halka nasıl haber verileceğinden tutun da cenazesine kadar planladı. 17 yaşındaki Larry'nin ölmesi durumunda Downing Street yetkilileri tıpkı kraliçenin ölümünü Londra Köprüsü yıkıldı koduyla duyurmaları gibi fare avcısının ölümünü de Larry Bridge yani Larry Köprüsü koduyla duyuracaklar. Lerin'in görevi resmi olarak konutun güvenlik savunmalarını denetlemek ve antika mobilyaların uyuma kalitesini test etmek olarak tanımlanıyor. Ayrıca evdeki fare sorununa çözüm bulmak da görevleri arasında yer alıyor. Leri görev süresi boyunca önceki baş fare avcısı 3. Peter'ı geçerek rekor kırdı. Kedileri için resmi bir cenaze töreni düzenlenmesi de planlanıyor. Büyük kalabalıkların katılması beklenen tören içinde üst düzey güvenlik önlemleri alınacak. 27 Ağustos Salı sabahından bir kez daha günaydın. Bir saat geride kaldı. İkinci saat dilimine başlıyoruz. 6'dan 9'a hafta içi her gün günü yanıyor. Burada sizi hazır bekliyor. Türkiye'de dünyada neler yaşanıyor haberleştiriyoruz. Çok çalışıyoruz. Her an teyakkuz halindeyiz. Eğer açtıysanız TV yüz ekranlarını haberinizde günü yanıyordan dinliyorsanız hiç şüpheniz olmasın ilk siz öğreneceksiniz. Sevgili izleyenler hadi ikinci saat dilimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla konuşalım. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı. Bizim yürüyüşümüz Türkiye 100 yılındadır. Malazgirt zaferinin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz dedi. Büyük zaferin yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajları da verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Bizim de yürüyüşümüz Türkiye 100 yılındadır. Malazgirt zaferinin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde konuştu. Birlik ve beraberlik mesajları yolladı. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten seslendi. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir ifadelerini kullandı. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt ruhunun kaybolmadığına işaret etti. Zaman değişir. Asırlar değişir. Ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk içine sirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Erdoğan, Malazgirt ruhunu ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacağız ifadelerini kullandı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza... Nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceğiz. Siyasetin nabzını tutmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi de sunuldu. CHP'li vekile AK Parti'den de peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler tartışmalara yol açtı. Bakanlar ve AK Parti'nin de tepkisini çeken o sözler yargıya taşındı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunulmuştur. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. CHP'li Özkan, Erdoğan'ın Bitlis'te dile getirdiği bu sözleri alıntılayarak paylaştığı mesajıyla tepkilerin odağına yerleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, siyasi ahlaktan yoksun diye tanımladı o sözleri. Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı faşist Gert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil, CHP'nin sorunudur ifadelerini kullandı. <laughs> Tepki gösteren bir başka isimde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazdı. Bu saldırı aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırıdır sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor, milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o ifadeleri nedeniyle Özkan'ı hem kınadı hem de hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. biz her fırsatta günaydın demeyi çok severiz sizlere sevgili izleyenler. Bir kez daha tüm çalışmalarımızı tamamladık. Huzurunuza çıktık. Saatler 7'yi 5 geçerken, e bir mesai saati daha başlarken e, Türkiye'de dünyada neler yaşanıyor? Biz mesaimize çoktan başladık. Her biri hazırlandı. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer günü yanıyordan dinliyorsanız haberlerinizi ilk siz öğreneceksiniz. Ben ara ara hatırlatayım da unutmayın. Bu arada sol köşeye de bir hashtag yerleştirildi. Açıklayacağız o hashtag'i. Elbette İsrail'de yaşanan İsrail halkının Düzeltiyorum İsrail ordusunu Netanyahu yönetiminde Gazze halkına yaşattıklarıyla ilgili bir hashtag bu. Detaylandıracağız fakat hashtagleri önemsiyoruz. Bu hashtagler sayesinde sizlerle iletişim kuruyoruz. Lütfen o güzel mesajlarınızı eksik etmeyiniz. Yazılı basının gündeminde neler var? Ulusal gazeteler neler fısıldıyor? Saatler 7'yi 5 geçerken gazete okumaya başlayacağız birlikte. Yeni Şafak sabah Türk Günüşlevesi'ni açtı yönetmenim altı ilk alarak. E gelin sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım. Bakalım bu sabah sabahın ilk sayfasında hangi haberler yerleşiyor? Manşette sür manşette hangi gelişmeler var? Gelsin. Darbenin beyni böyle kaçtı diyor. Geride bıraktığımız günde konuyu sıklıkla ekranlarınıza taşıdık, gündeme getirdik. Bir de sabahın manşeti aracılığıyla hatırlayalım. 15 Temmuz ihanetinin beyni olan Adil Öksüz'ü evinde saklayan ve firarına aracılık eden kripto FETÖ'cü Cihat Yıldız'ın yakalanması kaçışla ilgili karanlıkta kalan birçok detayı ortaya çıkardı diyor sabah gazetesi. Peki nedir o gün yüzüne çıkan sırlar, detaylar şöyle. Akıncılar'da yakalanan Öksüz serbest bırakıldı ve kayıplara karıştı. Telefonu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sinyal verdi. Önce Üsküdar'daki Gaybubet evinde saklandı. Sonra, da Sakarya'da başka bir eve götürüldü diyor. Adil Öksüz'ün gizli çantası diye ayrı bir başlık atılmış. Peki nedir bu gizli çanta? Örgüt Sakarya'daki evi güvenli bulmayınca Adil Öksüz tekrar İstanbul'a getirildi. Öksüz'ün evine giren tek isim Cihat yıldızdı. 4 Ağustos'ta başında beyaz şapka olan öksüz üç kişiyle evden çıktı ve bekleyen araca bindi diyor. Esenler'de Kayıplara karıştı demiş. Bu detay önemli. Öksüz camları filmle kaplı bir araçla Esenler Otogarı yakınlarında bırakıldı. Bir daha izine rastlanamadı. Cihat Yıldız da Mecidiyeköy'de araçtan indi. Baylok kullanıcısı olan Yıldız 8 yıl İstanbul'da gizlendi diyor sevgili izleyenler. Darbenin beyni böyle kaçtı demiş ve o kaçış hikayesi anlatılmış. Cihat Yıldız'ın yakalanması sır perdesini araladı diyor Sabah Gazetesi ve ortaya çıkan detaylar Manşette yer buluyor aktardık bir kez daha kendisi 8 yıldır aranıyordu yakalanma hikayesi de sabah gazetesinde peki ya sabahın ilk sayfasına başka hangi haberler yansıyor gelin şöyle göz atalım birlikte yürüyüşümüz Türkiye yüzyılına bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Dakikalar önce haberimizle açıklamalarını böyle detaylıca taşıdık ekranlarınıza. Erdoğan'ın sesinden duyduk. E bir de sabah aracılığıyla şu detayları ayrıntıları öğrenelim. Erdoğan, Malazgirt zaferinin 953. yıl dönümünde bir konuşma yaptı. Konuşmaları da sabah gazetesinde haberleştirilmiş. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz dedi ve gençlere seslendi. Umudumuz Teknofest gençliği dedi. E, gençlere Y şeklinde nitelendirmek yerine Teknofest gençliği olarak e, tanımlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bununla ilgili konuştu. İlhamını Malarz'dan Alparslan'dan örnek alan Teknofest gençliği umutlarımızı yeşertiyor dedi. Genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz. Türk, Kürt, Arap Sünni, Alevi demeden 85 milyon Nazlı Hilal'in gölgesinde buluşacağız dedi. Sevgili izleyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt zaferinin 953. yıl dönümünde yaptığı konuşma sabah gazetesinde detaylı olarak yer buldu. E, bir kez daha sabah aracılığıyla paylaşmış olduk sizlerle. Noktalayalım sabah gazetesini. Pek çok gazete önümde hazır bekliyor. Gazeteden bol olan bir şey varsa o da editörlerimizin hazırladığı haberler. Hadi haber merkezinin haberleriyle devam edelim. E, dümeni kıralım bir ana muhalefet cephesine. CHP'den gelen açıklamalar önemli. CHP'nin böyle yoğun bir gündemi var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisindeki tüzük değişimiyle ilgili bir görüşme yapacağını açıkladı. Özel, Ankara'ya döndüğümde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ifadesini kullandı. Peki bu ziyaret ne zaman, neler konuşulacak, masada hangi konular olacak detaylı bilgi geliyor. Genel Başkan'ın bir ayrı e, programı var. Bugün akşama katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Kendileri partide bir tüzük değişimi var. Onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan e, görüşlerini almak, uyarılarını almak, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul'da değerli üç genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde de Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten, beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. İş hayatına ucundan bile girmemiş olan anneler. Bu haberimiz sizler için. Şu anda EYT kapsamında emekliliği hak ediyor olabilirsiniz. Tabii, doğum yapan anneler için erken emeklilikte bazı küçük şartlar var. İşte anneler için fırsatın tüyoları. Doğumdan önce bir sigorta girişiniz yoksa, bir çıraklık sigortanız varsa doğum borçlanması yapabiliyorsunuz. Uzmanlar tüyoyu verdi. Staj sigortasıyla EYT'li olmak mümkün. EYT kapsamına girebilecek püf nokta bu. Emeklilik için erkekler askerlik sürelerini satın alabiliyorlar. Kadınların da doğumdan sonra geçen süreleri aynı şekilde emeklilik sürelerine ekleyebiliyorlar. Doğum borçlanması olarak bilinen bu düzenlemede her çocuk anneye 2 yıl erken emekliliğin önünü açıyor. Anne eğer staj yapmışsa EYT'li bile olabiliyor. İşte kadınlara EYT'nin yolunu açan o sistem. Diyelim ki siz 8 Eylül 1999 yılından sonraki 2 yıl içerisinde anne oldunuz ve daha öncesinden staj ya da çıraklık girişiniz vardı. İşte o süre doğum borçlanmasına girebiliyor. Yani siz burada belki de EYT'lisiniz ancak farkında değilsiniz. Doğumdan önce bir prim ödenecek ancak doğumdan sonraki 2 yılda priminiz ödenmemesi lazım. 3 çocuğu olan bir anne bu durumda 6 yıl kazanmış oluyor. İşte bu 6 yılda binlerce kadına EYT kapılarını açıyor. Her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün borçlanabilir. En fazla 3 çocuk için yani toplamda 6 yıl o da 2160 güne tekabül ediyor. 6 yıl emekliliğini erkene almış oluyor. Peki annelerin bunun için ne kadar ödeme yapması gerekiyor? 2024 yılın bürüt asgari ücreti 20.002 lira 50 kuruş. Bu da günlüğe vurduğumuz zaman 666 lira 75 kuruşa tekabül ediyor bu bir günlük borçlanmanın bunun %32 baza, %32'si hesaplanıyor. Bir gün borçlanmak için 213 lira 76 kuruş 30 gün yani bir ay için 6400 lira 2 yıl borçlanmak istiyorsa şayet 153.900 lira 154.000 lira bir çocuk için borçlanabiliyor. Kiracı hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde kiraların yükseldiğini gören ev sahipleri mevcut kiracılarını evden çıkarmak için bazen yasa dışı yöntemlere başvuruyor. Eğer kiracıysanız lütfen dikkatle dinleyin. Son dönemde kiracıların imzalarının taklit edildiği tahliye taahhütnameleri patlama yaptı adeta. Peki bu sahte taahhütnamelere karşı kiracılar ne yapabilir? Akıllara gelen soru bu. Cevap haberimizde. Bu imza bana ait değil, bu belge sahte. Tahliye taahhütnamesi kiracıların korkulu rüyası. Ev sahiplerinin de tahliye talebi için çok fazla yasal seçeneği yok. Ancak ev sahipleri kiracı hareketliliğinin yaşandığı bu dönemde yasa dışı bir yol buldu taklit imza ile sahte tahliye taahhütnamesi düzenlemek. Bazı kiracılar tahliye taahhütnamesi verip vermediklerini hatırlamayabiliyorlar. Bazen korkarak tahliye edebiliyorlar e, gayrimenkullerin. Pek çok ev sahibi yaz bitmeden tahliye taahhütnameleriyle kiracılarını evden çıkartmak istiyor. Üstelik sahte imza ile. İşte kiracılar bu taklit imza ile oluşturulan taahhütnamelere 7 gün içinde itiraz etmek zorunda. 7 gün içerisinde imza et, itiraz etmezlerse bu kez artık bu imza onlardan sadır olmuş sayılır ve kesinleşme noktası doğru gider. Yani belge kabul ediliyor, ev sahibi sahte taahhütname ile kapıyı çalıyor. Kiracı da yasal olarak evi boşaltmak zorunda kalıyor. Eğer kendilerine böyle bir icra takibi geldiyse ve bu imzanın kendilerine ait olmadığını düşünüyorlarsa muhakkak imzaya itiraz etmeliler. Eğer kiracı imzanın kendisine ait olmadığını ispatlarsa bu defa ev sahibi kendi kurduğu tuzağa düşüyor. Bu şekilde sahte bir belge düzenleyenler, kiracının imzalamamış olduğu dokümanı sanki kiracı imzalamış gibi sahte bir şekilde ortaya koyanlar hakkında da e, özel belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulabilir. Son dönemde kiraların yükselmesiyle birlikte ev sahibiyle kiracılar arasında tahliye taahhütlamesi krizin yeni adı oldu. Peki bu belgelere yeni bir düzenleme gerekli mi? Şimdi geldiğimiz e, süreçte arabuluculuk hayatımıza girdi ve arabuluculukta aslında biz birçok uyuşmazlığı e, çözümle, çözüme kavuşturabiliyoruz. Dolayısıyla tarafların aslında artık tahliye tarihnamesi gibi belgeye çoğunlukla ihtiyaçları kalmadı. Dünya bir pandemi atlattı sevgili izleyenler. Alışkanlıklarımız değişti. Biz birbirimizden temastan korkar olduk. Dolayısıyla böyle pek çok sektörde kan kaybetmişti. Kuyumculuk sektörü o sektörlerden biri oldu. Müşteriler mücevher, altın küpe, bileklik, bilezikleri denemekten korkunca durum haliyle satışlara yansıdı. Kuyumcuların imdadına ise yerli ve milli hijyen cihazı yetişti. Sadece uzaktan bakan insanlar da vardı. Mikrop taşıyabileceğini düşünerek satışlarımızda bir gerileme oldu. Bir yanda virüsler, bakteriler, diğer yanda gel beni al diyen takılar. Ancak hastalık ağır bastı, satışlar düştü. En çok temas edilen şey altın bilezik mücevher. Koronavirüs, maymun çiçeği ve daha niceleri. Salgın hastalıklarının biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ten temasıyla geçen hastalıklar bazı sektörleri doğrudan vuruyor. Pandemiden bir tecrübeye sahip olduk. Çünkü gelen müşterilerimiz, alıcılarımız küpe, yüzük, bilezik takarken daha evvel bunun başkaları tarafından takıldığını ve mikrop taşıyabileceğini düşünerek satışlarımızda bir gerileme oldu. Biz hanımlar kuyumculara geldiğimizde adeta kendimizden geçiyoruz. Hangi takı varsa hepsini denemek istiyoruz. Mesela işte parmağımdaki bu yüzük biraz önce taktım ama benden öncesinde kaç kişinin taktığını bilmiyorum. İşte bu şekilde olası mikroplar, bakteriler elden ele dolaşıyor. Bu riske karşı kuyumcular yeni bir önlem aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi mikrop ve bakteri sorununa karşı 5 yıl önce hijyen cihazı için düğmeye bastı. Üretilen yerli ve milli cihaz kuyumcuların imdadına yetişti. Mantar, egzama, küf bütün e, mikropları anında saniyenin milyonda biri süresi içerisinde yok ediyor. Pandemi döneminde virüs temasla bulaştığı için müşteriler takı takmaya yanaşmayınca işler azaldı. İşte bu cihaz kuyumcular için adeta can suyu oldu. Kesinlikle avantaj olarak Çünkü bir ürünü takmanız gerekiyor, bakmanız gerekiyor. Yani e, içinize sinmesi için. Şimdi uzaktan bakarak kimse ürün almıyor. Sınırlarımızdan biraz uzaklaşacağız. Sevgili günü yanıyor. Takipçileri dünya üzerinde tarih boyunca acıya mahkum edilmiş bir halk var. Gazze halkı sevgili izleyenler ve 7 Ekim'den bu yana da ölümle burun buruna hayata tutunmaya çalışıyorlar. Korkunç bombaların ee, ...ucunda bir yaşamı sürdürmeye çalışmak yetmezmiş gibi bir de kıtlıkla mücadele ediyorlar. İsrail acımadan o saldırılara devam ediyor. Yine kana buladı Gazze'yi. Sivil yerleşimler hem havadan hem de karadan bombalandı. Bugüne kadar pek çok Gazze vatandaşı Filistinli hayatını kaybetti... Fakat bir de enkazlar var. Yerle bir edilmiş sivil yerleşim alanları, okullar, Birleşmiş Milletler tarafından korunan binalar, hastaneler var. Bu enkazlar kaldırıldığında altından ne çıkacak? İşte bunu bilmiyoruz. Ölüm sayısı sandığımızdan da yüksek. Filistinli ailelere ait çok sayıda ev bir kez daha yerle bir. Enkaz altından cansız bedenler çıkarılmaya çalışılıyor. Tahliye emri verilen Aksa Hastanesi boşaltıldı. Han Yunus'ta da bir evin enkazında 11 ceset bulundu. İsrail katliamlarına ara vermedi. Gazze'ye bomba adırdı. Bebek ve çocuklar saldırıların hedefi oldu. Savaş yetleri sivil yerleşim yerlerini vurdu. Binalar yıkıldı. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı. Küçük kızın çığlığı yürekleri dağladı. yaralılar hastaneye getirildi. Bebek ve çocuklara müdahale edildi. Doktorlar zamanla yarıştı. Yakınlarını kaybeden acılı annelerin feryadı yürek burktu. İşgalciler Nusayrat mülteci kampına da saldırdı. Hedefte yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okul vardı. Ölen ve yaralananlar oldu. İsrail Gazze'deki sivilleri göçe zorluyor. Katliamcıların tahliye emri vermesiyle Aksa Şehitleri Hastanesi boşaltıldı. Hasta ve yaralılar sedye üzerinde hastane bahçesine taşındı. Manzara içler acısıydı. <laughs> Filistinli direnişçiler Gazze'de İsrail ordusuna nefes aldırtmıyor. Şiddetli çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplam 702 İsrail askeri hayatını kaybetti. İşgal güçleri 4 gün önce Han Yunus'ta bir evi bombalamıştı. Yerle bir olan evin enkazından 11 kişinin cesedi çıkarıldı. Dünya üzerinde devam eden korkunç savaşlar var. Bu savaşlardan biri iki kardeş arasında yıllardır sürüyor sevgili izleyenler. Ukrayna NATO'ya üye olmak istedi. Bunun üzerine Rus lider Olası Amerika Birleşik Devletleri'nin bombaları topraklarıma 5 dakikada düşer dedi. Bir tartışma başladı. Bu tartışma kanlı bir savaşa dönüştü. Peki iki kardeşin kanlı savaşında son durum ne? Gelin şöyle bir savaş konuşalım bir kez daha. Ukrayna Rusya ile barış masasına oturmak için Türkiye'nin devreye girmesini istiyor. Moskova ise Kursk'a saldıran Kiev yönetimine kapıları kapattı. Yine de Sahada başarılı sonuçlar alan Ukrayna, Ankara'nın Moskova'yı ikna etmeye çalışmasında kararlı. Diplomasi satrancında karşılıklı hamleler devam ederken çatışmalar da ara vermeden tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna bir yandan Rusya'da ilerliyor, bir yandan da Türkiye'nin devreye girmesini istiyor. <laughs> Rusya, kurk saldırısının ardından kapıları kapattı. Kiev ise İstanbul'da yeniden barış masasının kurulmasını, barış ya da ateşkes müzakerelerinin başlamasını istiyor. Türkiye'yi işaret ediyor. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'yi ara bulucu olarak masada görmek istiyor. Barış zirvesinin ikincisi güney ülkelerinde yapılabilir dedi ama gönlünde yine İstanbul yatıyor. Bunun için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'la iletişim halinde olduklarını belirtti. <laughs> Rusya'nın Kursk bölgesine saldıran Ukrayna, Putin'i bir kez daha şaşırttı. Kiev güçleri bu defa sınırdan 900 kilometre uzaklıktaki Saratov bölgesine drone saldırısı yaptı. Bir kamikaze drone 36 katlı binaya çarptı, bir katını havaya uçurdu. O anlarda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede uçuş yasağı getirildi. Görüntü ise akıllara 11 Eylül saldırılarını getirdi. Hayır, açık koştur bu. Rusya'da misilleme de bulundu. Ukrayna'ya dev bir hava saldırısı başlattı. <laughs> Moskova 200 kadar insansız hava aracı ve füzelerle Kiev ve diğer şehirleri vurdu. Ölen ve yaralananlar oldu. Doğru. Ukrayna, Kursk'ta ilerlerken Rusya'da Doğu cephesinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Hafta sonu Kramatorsk kentinde batılı gazetecilerin kaldığı bir otel Rus bombalarının hedefi olmuştu. Üç gazeteci saldırıdan yaralı kurtuldu. Reuters muhabiri Ryan Evans hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu Belarus sınırına da konuşlanmış durumda. Kiev, Rusya'nın sadık müttefiki Lukashenko'yu açık açık tehdit etti. Sınır ihlali durumunda hedef alınırsınız dedi. Bir nokta var dünyada, bir kıta. Amerika Birleşik Devletleri bu kıtada taş yere düşse tüm dünyada yankılanıyor sesi. Ve sevgili izleyenler bir tarih var. 5 Kasım 2024 Salı. Bu tarihte de şu ekranlarınıza taşıdığımız korkunç savaşların gidişatı belirlenecek. 5 Kasım'da ABD seçimlere gidiyor sevgili izleyenler. Bir tarafta demokratlar, bir tarafta cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD başkanı pek bir olaylı Donald Trump. E demokratların yepyeni adayı çiçeği burnunda Kamala Harris. ABD Kasım ayındaki başkanlık seçimine hazırlanıyor. Favori aday artık Trump değil. Demokrat aday Kamala Harris de Amerikan halkının gönlünde taht kuruyor. Bunun ilk işaretini çoktan verdi. Bir ay gibi kısa bir sürede kampanyası için rekor bağış topladı. Miktar tam 540 milyon dolar. I know the importance of safety and security especially at our border. Destekçi gibi büyüdü, kampanyasına milyonlarca dolar aktı. On 30 years. ABD seçim maratonunda demokratların başkan adayı Kamala Harris rakibi Trump'ı zorluyor. Anketlerde puan olarak önde. Sure, you might Kamala, Başkan Biden'ın çekilmesiyle 21 Temmuz'da yarışa dahil oldu. Bu süreçte ise inanılmaz güç bir rekora imza attı. Demokrat aday kampanyası için tam 540 milyon dolar toplandı. Üstelik bunu bir ay gibi kısa bir sürede başardı. Harris rekor parayı 4 gün süren kongre boyunca topladı. Topladığı bağış miktarı da 82 milyon dolar arttı. Oh, Well, let us speak the truth. Bağışların üçte biri ilk kez bağışta bulunan kişilerden oluştu. En çok bağış yapan meslek gruplarının başındaysa öğretmenler ve hemşireler geliyor. Kongre sırasında sadece bağışçı sayısında artış yaşanmadı. 2000 yeni gönüllü de kampanyaya kayıt yaptırdı. Sevgili izleyenler öyle bir kıta ki bu seçimler tüm dünyayı dolaylı olarak değil doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla yakın takibimizde 5 Kasım'da bu seçim süreci de TV yüz ekranlarında olacak. Onu bir hatırlatayım ardından devam edelim dönelim vatanımıza kıymetli vatanımıza İstanbul'da neler oluyor? Suyumuz yine barajlarımız yine sinyal vermeye başladı. İçme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Büyükçekmece Barajı da o barajlardan bir tanesi. 7 ay önce %70'lerde olan su seviyesi %47,35'e düşünce tarihi çakmak kattı gün yüzüne çıktı. Su seviyesi düştü, tarihi hat ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece Barajı'nda 7 ay önce %70'lerde olan su seviyesi %47,35'e düştü. Su seviyesinin düşüşüyle tarihi çakmak hattının bir bölümü gün yüzüne çıktı. 2. Dünya Savaşı öncesinde Maraşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılmıştı. Olası bir Alman saldırısına karşı beton, siper ve tüneller inşa edilmişti. Tarihi hattın ortaya çıkan bölümlerinin yeşil otlarla kaplandığı görüldü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda su oranı ortalama %48,31 seviyesinde seyrediyor. Her fırsatta günaydın diye seslenmeyi çok severiz sizlere. Saatler 7.27'yi gösteriyor. Mesai saatiniz için geri sayın devam ederken yataklardan kalktınız. Belki de kahvaltı masasından bizi seyrediyorsunuz. Ne mutlu bizlere. Elinize bu sabah misafir olduysak o lezzetli kahvaltı masasının ortağıysak. Gelin yazılı basın neler söylüyor. Siz kahvaltı ede durun. Biz size tatlı tatlı gazete okuruz. Gelsin bakalım ulusal gazeteler. Hürriyet, posta, milliyet üçlemesi geldi bu kez. Farklı bir üçleme. Yönetmenim Altuğ getirdi ekrana. Milliyete bakalım. Milliyetin ilk sayfasında hangi haberler yer buluyor? Anne babalar Eylül ayı kapıda bir şey kalmadı ve okullarda açılıyor. Bir kez daha telaşınız, hazırlıklarınız, alışverişleriniz başladı. Çocuk sahibi olmak zor, e bir de masraflı. Milliyet diyor ki taksi daha az yazıyor. Peki ne karşılaştırması bu? Taksi de ücretleriyle tartışma konusu çünkü okul servisi. Gelin bakalım şuna. Okul servisi ücretleri bazı okullarda %100'ü e aşan oranlarda zamlandı. 100 bin TL'ye dayandı. Bazı noktalarda taksi daha cazip hale geldi diyor Milliyet gazetesi. Duyuralım velilere. Servisçilerse parayı biz değil okullardaki komisyoncular alıyor diyor. E onlar da öyle şikayet ediyor. Rehber ücreti ekleniyor demiş. Okulların açılmasında kısa süre kala veliler astronomik servis ücretleri karşısında ne yapacağını bilemiyor. İBB Ukome servis ücretlerini 0 ila 1 kilometre arası %16 zamla aylık ...1931 TL, 23 ila 25 kilometre arası 4519 TL olarak belirledi. Buna %35 rehber personel ücreti ilave edilince 0 ila 1 kilometre arası 2607 TL'ye çıkıyor. Ancak bazı servisçiler ve okullar %100'ü aşan zam talep ediyor çıkan karara rağmen. Anne babalar ne yapacağını bilemiyor. E, Milliyette diyor ki taksi daha az yazıyor. Gelin bakalım komşu turizm revaçta demiş. Bir servis şirketi 3.8 kilometre için yıllık 60 bin TL istiyor. Yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse ücret 200 ila 220 lira arasında. Bu nedenle veliler çocuklarını kendi götürmeyi, taksi kullanmayı planlıyor. Kimilerinin Tercihi de komşu turizm yani birkaç komşu birleşip çocukları ortaklaşa okula götürmek. Anne babalar çözüm arayışında bu çözüm arayışı milliyette manşette yer buluyor. Taksi daha az yazıyor demiş. Eğer bu derdi yaşıyorsanız çözüm arayışındaysanız milliyet böyle bir haber hazırlamış. Keyifle paylaştık çocuklarımız okullarına gitmeden e, bir çözüm olabildiysek size ne mutlu bizlere. Hadi milliyetin bir başka haberine bakalım. Anne babaların bu derdi bitmez çünkü sürmanşet geldi. Devler Ligi aşkına diyor sevgili izleyenler. Detaylar şu şekilde spor severlere gelsin. Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak isteyen Galatasaray bugün İsviçre ekibi Young Boys karşısında tur arayacak. Playoff ilk ayak maçında rakibine son anda penaltıyla 3-2 mağlup olan Sarı Kırmızılılar hem rovanşu almak hem de Devler Ligi'ne katılmak için mücadele verecek demiş sevgili izleyenler. Saat 22'de saat 10'da bu maç bu karşılaşma duyurulur. Milliyet aracılığıyla arkada da geniş bir yer vermiş zaten Devler Ligi aşkına diye. Milliyet aracılığıyla hatırlattık maç saat 10'da. Noktalayalım Milliyet gazetesini. Önümüzdeki dakikalarda gazetelere böyle göz atmaya devam edeceğiz. Gazete bol. Fakat daha bol bir şey var. O da haber merkezimizin hazırladığı haberler. Pek bir detaylılar. Hadi izlemeye devam edelim. Anne babaların derdinden devam. Çocuklarını anlık olarak takip etmek isteyen anne babalar akıllı saatlere yöneldi. Siber güvenlik uzmanları ise uyarıyor. Siz çocuğunuzu izlemek isterken bütün dünya da sizi izliyor olabilir diyorlar. ebeveynlerin ürün seçerken çok dikkatli olması gerekiyor. İlerleyen teknolojiyle birlikte okullardaki ihtiyaç ve talepler de değişti. Listedeki defter, kitap ve kalemlerin yanına akıllı saatler de eklendi. Akıllı saatler genellikle ilk defa okula gidecek çocuklar ya da çok küçük yaştaki çocuklarını takip etmek için aileler tarafından tercih ediliyor. Ancak bu beraberinde güvenlik riskini doğuruyor. Çocuğunuz ya da siz Anlık olarak takip edilebilirsiniz. Bugün bir aile bir merdiven altı kim tarafından üretilmeyen bir ürünü tercih ettiğinde e, ve o ürünün e, uygulamasını cep telefonla kurduğunda her şeyden önce kendi cep telefonu ve kendi sibe, e, siber mahremiyetini e, onların ellerine teslim etmiş olabiliyor. Aileler güvenlik açısından kendini ispatlamış ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Hem kendi telefonumuza kurduğumuz uygulama üzerinden hem de çocuğumuza verdiğimiz saati güvence altına alabiliyor olmamız için mutlaka tanınmış ve bilinen markaların ürünlerini tercih ediyor olmamız gerekiyor. Yalnızlar artık milyonlarca yanlış duymadınız. Türkiye'de her geçen gün yalnız yaşayan sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre rakam 5,2 milyona ulaştı bile. Peki yalnızlığın nedeni ne? TV 100 ekibi çıktı sokağa, vatandaşa uzattı mikrofonu, sebebini sordu. Bu afilli, afilli mi bilinmez ama Türkiye'de yalnızlar sayısı artıyor. Tutu gözlerim, yalnızlar mı? biraz ironik olacak ama yalnızlar rıhtımında neredeyse yer kalmadı. Türkiye'de son yıllarda yalnız başına yaşayan kişi sayısında ciddi bir artış yaşanmaya başlandı. İstatistiklere göre bu sayı 5.2 milyona ulaştı. Araştırma Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Buna göre son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı %77,2 yükseldi. Yani halkın yalnız yaşama eğilimi gün geçtikçe artıyor. Bireyselleşme söz konusu dönemle ilgili olabilir. Biraz daha bence pandemi sonrasında bu yalnızlaşma durumu söz konusu oldu. Tanırsam insanların birbirine olan tahammülü de biraz daha azalmış durumda. Hani nedeni ortada ekonomik şartlar ve insanlar kendi kendine yetemiyor zaten. Bunun yanında e, üçüncü kişi, dördüncü kişi ya da eşine ya da çocuğuna istemiyor ki nasıl geçinsin adam. Bunun herkese göre nedeni farklı olsa da artık Türkiye'de bir yalnızlar ordusu var. Ailelerde iletişim yok. Telefonlardan, onlardan, onlardan da evde işte ev ortamında herkes bir odaya çekilmiş. Ben buna bağlıyorum. En büyük nedenlerinden birisi sanıyorum kültür çatışması, ekonomik zorluk olabilir diye düşünüyorum. En çok yalnızın yaşadığı ilse mega kent İstanbul. Kentte 900 bini aşkın kişi yalnız yaşıyor. İstanbul'u 375 binle Ankara, 355 bin kişiyle İzmir takip ediyor. İnsanların düşünce yapısı değişti, ahlak yapısı değişti, görüş bakışı değişti. Aile düzeninin bozulması bir ekonomik koşullar ki çocuklar artık ancak kendine yetiyor, anneye babaya bakamıyor. Üç. En az yalnızsa Bayburt'ta. Kentte 5400 kişi yalnız yaşıyor. Bu kespek bir afilya. Bir ürün aldınız ve üründe sorun çıktı. 14 gün içerisinde o ürünü iade etme hakkınız var. Ancak bazı işletmeler hukuki olarak hiçbir dayanağı olmamasına rağmen tüketiciye iade ve değişim hakkı tanımıyor. Tüketici haklarına göre ise iade ve değişim hakkı tüketiciye tanınmak zorunda. Haberiniz olsun hukuk der ki 14 günlük cayma hakkını kullanacak değişim iade hakkını vatandaş kullanacak der. İade ve değişim yoktur ibaresini kullanan bazı işletmeler nedeniyle Tüketiciler zor durumda kalabiliyor. İade, değişim hakkı yoktur yazılarının tüketici koruma kanununda da mesafeli sözleşmeye ilişkin e, kanunda da hiçbir hukuki karşılığı yok. Yani değişim ve iade yapabilmeli firmalar. Tüketici haklarına göre ise bazı istisnalar hariç hem online alışverişlerde hem fiziki işletmelerde iade ve değişim hakkı tüketiciye tanınmak zorunda. Bu ürünse alınan 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Eğer bu bir hizmet ise, yani bir online kurs olabilir, online dersler olabilir. Bunlar söz konusuysa hizmet sözleşmesi kurulduğu andan itibaren kişiler cayma hakkını kullanabilir. Satıcının iade ve değişim kabul etmediği durumlarda tüketiciler tüketici hakem heyetine başvurma hakkına sahip aldığı ürünün veya hizmetin 104 bin TL'nin altındaysa tüketici hakları hakem heyetine başvurabiliyor. Peki bu tutarın üzerindeyse ne yapacak? O zaman da tüketici mahkemesine başvuracak. Sevgili izleyenler bugün günlerden 27 Ağustos Salı bir kez daha mesai için yataktan kalktınız. Hepimizin aklında hayalinde tatil var. Fakat gerçekler öyle değil. İşe gitmek zorundayız. Bizim mesai çoktan başladı. Sizin mesaiye de geri sayım devam ederken İstanbulluların aklında haklı bir soru var. O da bugünkü trafik. Acaba nasıl bir trafikle karşılaşacağız biz İstanbullular bu sabah? Ayrıca yurdun dört bir köşesinde hava muhalefeti nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Türkiye nasıl bir havayla karşı karşıya olacak? Biz gece yola çıktığımızda yağmur düştü İstanbul'a. Peki yurdun dört bir köşesinde durum nasıl? Bu bilgiler için İzel Topaloğlu'na dönüyoruz. Sevgili muhabirimiz İzel söz sende. Kadiren Dönmez günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Bizler şu an kameraman, kameraman arkadaşım Ebrah Kahraman'la beraber Afet İşleri Koordinasyon Merkezi AKOM'dayız. Çünkü bugün özellikle yurdun birçok yerinde uyarılar var. AKOM'dan ve valiliklerden bizlere gelen İstanbul içinde birçok uyarı yapıldı. Elimde yeni veriler var. Birazdan sizlerle paylaşacağım bu verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM dediğimiz gibi bizlere bir uyarı yaptı. Yurdun birçok yerinde bu raporlara göre, bu uyarılara göre tabii ki İstanbul'da dahil sağanak yağış uyarıları verildi. Afat ve İstanbul Valiliğinden geldi dediğimiz gibi bu uyarılar ve pazar gününe kadar özellikle 6 gün sürecek Marmara'da İstanbul'un da içinde bulunduğu birçok ilimizde sağanak yağışlar görülecek. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Yeni haftaya yeni başlangıçlar yapıldı. Dün itibariyle birçok yerde yağışlar etkili oldu ve bu yağışların da aslında önümüzdeki haftaya kadar da devam edeceği tahmin ediliyor. Bunaltıcı sıcaklıklara bir biraz ara verildiği söylenebilir. Dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışların önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı bildirildi ve yine bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyeceği de tahmin ediliyor. Dolayısıyla vatandaşların bu konuda da biraz daha dikkatli ve temkinli olmaları gerekiyor. Yağışlar özellikle dün Karadeniz, İçege ve Akdeniz bölgesinde geçerli oldu ve yine bu yağışlara bugün Marmara'da dahil oldu. Hemen AKOM'dan aldığımız verileri sizlerle paylaş paylaşmak istiyorum. Afet İşleri Koordinasyon Merkezi AKOM bizlere yine bir uyarı yaptı ve özellikle İstanbullulara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Hemen uyarımıza geçelim, duyurularımıza geçelim. Karadeniz üzerinden bölgemize yaklaşması beklenen alçak basınç sisteminin etkisiyle salı sabah erken saatlerde yani bugün sabah erken saatlerde rüzgar şiddetinin artacağı belirtiliyor dedi ve beraberinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor dedi İstanbullular için özellikle. Yağışlı hava ile beraber sıcaklıklarda 2 ila 3 derece birden düşüş yaşanacağı söyleniyor. Bahsettiğimiz bu kuvvetli yağış salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Yani bu salı bugün sabah saatlerinde başlayan bir yağış etkili olacak İstanbul'da ve aynı yağış yine bugün öğlen saatlerinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Önümüzdeki haftada bir hafta boyunca bölgede kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanakların yaşanmaya devam edeceği de bildiriliyor. Yani aslında bu önümüzdeki günlerde bu bizi bunaltan sıcaklıklarda 2-3 derece birden bir azalma yaşanacak ve bugün itibariyle özellikle İstanbul'da bir yağış söz konusu olacak. Bu yağışlar her ne kadar öğlen saatlerinde kendini yavaş yavaş etkisini kaybettirse de önümüzdeki hafta yine ara ara bu sağanak yağışlarla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Dediğimiz gibi yalnız İstanbul değil tabii ki bu yağışlar yurdun birçok yerinde birçok bölümünde etkili olmaya dün itibariyle başladı. Özellikle Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz'de başlayan yağışlar bugün Marmara'yı da içine dahil ederek yağışlar kendisini göstermeye yavaş yavaş başlayacak ve dediğimiz gibi bunaltan sıcaklıklara biraz ara verilecek diyelim ve hemen kameraman arkadaşım Emrah'tan biraz da akamuşu pencerelerini göstermesini rica edeceğim. Çünkü aslında biliyorsunuz ki burası şu an Emrah'ın ekranlarınıza getirdiği yer İstanbul'un farklı noktası ve bu farklı noktalarından bir trafik yoğunluğu ekranlarınıza geliyor, ekranlarınıza yansıyor. Burada bu kadar ekranın olmasının sebebi aslında hemen bir müdahale gerektiği anda çok acil bir şekilde müdahale alınması gerektiğini sağlıyor bu ekranlardan. İstanbul'un birçok yerine görebiliyoruz. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına bakalım. Bu yoğunluk haritasının şu an günün bu saatinde saatlerimiz 7.41'i gösteriyor. %42 civarında olduğunu görüyoruz. Aslında bu yoğunluk diğer günlere göre biraz fazla seyrediyor. Çünkü dediğimiz gibi yavaş yavaş artık hava serinledi. Yavaş yavaş İstanbul'a yağış düşüyor. Dolayısıyla bu yağışın da getirdiği bir trafik yoğunluğu söz konusu. Hemen çok kısa bir duyurulara göz atalım. Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Dolayısıyla bölgedeki trafik biraz daha yoğunlaşıyor. Çok hızlı bir şekilde Kartal'a bakalım. Kartal'da da her iki yönde sol şeritler Bakım onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapanmış durumda. Dolayısıyla o bölgede trafiğin biraz daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Hemen bulunduğumuz bölgeye bakalım. Akom bölgesi içinde bir duyuru var aslında bizlere. Nurtepe Akom yönü sol şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Dolayısıyla bu bölgede trafiğin biraz daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Çok kısa Anadolu yakasına bakalım. Uzunçayır göztepe yönü sol şerit yine bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Dolayısıyla Anadolu yakasındaki bölgede Göztepe bölgesinde de trafiğin biraz daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Şu an dediğim gibi Emrah kadrajından sizlere İstanbul'un farklı noktalarını aktarıyor. Gördüğünüz gibi aslında havanın ne kadar kapalı olduğu belli. Akom'dan da aldığımız verilere göre zaten günün bu saatlerinde günün erken saatlerinde başlayan bir yağış etkili olacak denildi. Kadiren senin de dediğin gibi aslında bu yağış gece saatlerinden başladı. Sabah bizim evden çıktığımız saatlerde yavaş yavaş hissettirdi kendini ama ilerleyen saatlerde gök gürültü ve sağanak yağış daha çok hissettirecek kendini. Öğlen saatlerinde yavaş yavaş da etkisini azaltacak. Bugün plan yapanlar, İstanbul için plan yapanlar bu hava durumunu da göz önüne alarak yanlarından şemsiyelerini eksik etmemelerini biz de rica ediyoruz diyerek sözü tekrar stüdyo bırakalım. Güzel, teşekkür ederiz. Önümüzdeki saatlerimde görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, İzel Tapaloğlu bir kez daha böyle günü kurtaracak pratik bilgiler paylaştı bizlerle. İstanbullular iyi haber. Saat böyle öğle saatlerine kadar 12.01'e kadar bir nefes alacağız. İstanbul'a yağmur düşecek. Ardından yeniden. E, o... Sıcak hava kendini gösterecek. E, paylaşalım sizlerle. İzel önümüzdeki saat diliminde bir kez daha karşınızda olacak. Biz şimdi şu sivilcileri konuşacağız, tartışacağız. Sosyal medyada, cilt bakımında yeni bir trend çıktı ortaya. Sivilcesi olanlar çareyi güneşte aramaya başladı. Yüzlerini doğrudan güneş ışınlarına bırakıyorlar. Bu yönteminde sivilcelere iyi geldiğine inanıyorlar. Peki bu akım? Cilt sağlığı için ne kadar doğru? Bir kez daha sosyal medya kandırmacısı mı? İşte bu sorular önem kazanıyor e cildimiz, e bir de güneş. Zararları da olabiliyor güneşin çünkü. Uzmanına sorduk. Bakın neler söyledi. Tuzlu suya girdim, sonra güneşlendim, kum falan sürdüm. Hani bunu duydum, bunu yaptım. Son dönemde yeni bir cilt bakımı trendi öne çıktı. Cilt lekelerinden ve sivilcelerinden kurtulmak isteyenler ciltlerini doğrudan güneş ışınlarına bırakıyor. Hatta güneşte kalmanın iltihaplı sivilcelere iyi geldiğini düşünenler bile var. Peki gerçekten güneşte kalmak sivilceleri geçiriyor mu? Biz leke tedavisinde zaten aslında hastalarımıza güneşten korunmasını öneriyoruz. Dolayısıyla lekesi olan bir kişinin güneşe çıkması doğru değil. Sivilcem çıktığı zaman tuzlu su ondan sonra güneşe bırakıyorum. İnsanların doğrudan kontrolsüzce güneşe çıkmalarını önermiyoruz. Sivilce hastalarımızda da e, özellikle e, lekeye yatkın bir cilt tipine sahipse lekeyle sonuçlanabilir bu durum. Bu bana çok saçma geliyor çünkü zaten güneşten aslında yüzün korunması lazım yani. Uzmanlar uyarıyor sivilceleri kontrolsüz bir şekilde güneş ışınlarının etkisi altına bırakmak leke, iz ve yanık oluşumuna sebep olabilir kontrolsüz ultraviyole radyasyonuna maruziyet sonucu tam tersi leke ve iz oluşumuyla sonuçlanabilir cildimizdeki deri hastalığı. Tabii ki güneş yanıklarıyla sonuçlanabilir. Burada su dolu, kabarcık içeren büllü yanıklar olabilir. Peki iltihaplı sivilceler ve sivilce lekeleri için ne yapmalı? En sağlıklı yöntem ne? Ne olduğunca patlatmamak yani müdahale etmemek gerekiyor lezyonu. Sivilceniz çıktığı zaman geçmesi için ne yapıyorsunuz? Ee, ne yapıyorum? Yüzümü daha detaylı bir temizleme yapıyorum. Onun dışında geç, kendi geçmesini bekliyorum. Temelde aslında cildimizi düzenli temizlememiz gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı gıdaların sivilce oluşumunu artırdığını biliyoruz. Bunlar paketli gıdalar, glisemik indeksi yüksek gıdalar. Sivilce olmaması için stres yapmamak lazım. O da <laughs> mümkün değil. <laughs> alkollü adam çiçekçi dükkanına daldı çalışan kızın erkek arkadaşına çekiçle saldırdı 16 yaşındaki genç kendini fırçayla korumaya çalıştı ama yapamadı aldığı darbelerle ciddi şekilde yaralandı Genç kız araya girmeye çalıştı ama o da darbelerden nasibini aldı. <laughs> Dehşet, komşu esnafın polisi aramasıyla sona erdi. Çekiçli saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı. <laughs> Eğitim sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. RPG kullanmayı öğrenen asker her şeyi eğitim çavuşunun gösterdiği gibi yaptı ama roket sıkıştı. Hedef yerine omzunda patladı. Asker ne olduğunu bile anlayamadan cansız yere yığıldı. <laughs> Beceriksiz kundakçı elinde bidonla geldi, yakmak istediği aracın camını kırdı. Ardından da benzini döktü. Ancak içeride biriken benzin buharı bir anda bomba gibi patladı. Bir anda yere yığılan kundakçı olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Restoran çalışanları son günlerin modası olduğu gibi sunum yapıyorlardı. Ellerindeki tabakları adeta kundakladılar. Ancak yükselen alevlerin yangın sistemini çalıştıracağı hiçbirinin aklına gelmemişti. Kimse yaralanmadı. Ancak büyük emek harcadıkları yemekler çöp oldu. Motorcu kadınlar bir yandan sürat Diğer yandan da canlı yayın yapıyordu. Ancak içlerinden biri yoldan çok elindeki telefona baktı. Önündeki motorcuya çarptı. Bir anda devrildi. Metrelerce sürüklendi. Ne kaskı ne de güvenlik önlemi vardı. Ciddi şekilde yaralandı. <laughs> Aşırı yağış beraberinde sel getirdi. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlayamayanlar eşyalarını kurtarma derdine düştü. Az kalsın cam veriyorlardı. Oh my god. Azgın su tıpkı felaket filmlerinde olduğu gibi dükkanın içine doldu. O anlarda kırılan camlar yüzünden 6 kişi yaralandı. Elleri cebinde gayet sakin şekilde berbere girdi. Dükkan sahipleri müşteri sandı. Ancak o adam bir anda silah çıkardı, ikiliye kurşun yağdırdı. Dükkan sahipleri ağır yaralandı, yere yığıldı. O sırada tıraş olan müşteri ise korkudan ne yapacağını şaşırdı. Polis her yerde tetikçi arıyor. Kızgın boğalar yol ortasında birbirlerini kovalamaya başladı. O kovalamaca sıkışan trafiğin ortasında bitti. Ancak boğaların öfkesi dinmedi. Çevreden yetişenler ayırmaya çalıştı. Ancak o anlarda 4 kişi yaralandı. Ya! 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 Elindeki balyozla binayı yıkmaya çalışıyordu. Kısmen başardı da. Ancak kendi bindiği dalı kestiğinin farkında değildi. Bir anda boşluğa düştü, ciddi şekilde yaralandı. Komşular birbirlerine girdi, taşlar, sopalar havalarda uçuştu. Taraflar birbirlerinden hınçlarını çıkaramadı. Arabalar devreye girdi, birbirlerini ezmeye çalıştılar. <laughs> Mahalleyi birbirine katan komşular polisin gelmesiyle sakinleşti. <laughs> Alkollü olarak direksiyona geçti, haliyle kontrolü kaybetti. Uçarak yaya yoluna girdi. O anlara tanık olanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Ancak mucizevi şekilde bu kazada sürücüden başkası yaralanmadı. Yasa dışı göçmen yanında ailesi olan kadına laf attı, kocası tepki gösterince de bıçağa sarıldı. Talihsiz adamı boynundan bıçakladı. Neye uğradığını şaşıran adam uzaklaşmaya çalıştı ancak birkaç adım sonra yere yığıldı. 36 yaşındaki kaçak göçmen cinayete teşebbüsten yargılanıyor. Kol kası yapmak genç adama çok pahalıya patladı. Çalışması bittikten sonra ağır dumbulu en olmayacak yere telefonunun üstüne attı. Kırıldığı yetmezmiş gibi sıkışan pil alev aldı. Zaten sinirli olan genç yanan telefonu tuttuğu gibi dışarı attı. Günaydın. TV yüz ekranlarına hoş geldiniz. Benim adım Kardelen Dönmez. İki saat geride kaldı. Son saat dilimine başlıyoruz. Belki aramıza yeni dahil olmuşsunuzdur. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Bizim bir derdimiz var günü yanıyor olarak. Günü birlikte uyandırmak, o lezzetli kahvaltı masalarınıza ortak olmak ve evinizin vazgeçilmez misafiri olmak. Bugün de bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Saatler 7.58. Hadi biz ona 8 diyelim. Bir saatimiz var birlikte geçireceğimiz neler yaşanıyor teyakkus halindeyiz. Eğer bizi izliyorsanız ilk siz öğreneceksiniz. Ayrıca muhabirlerimiz de önümüzdeki dakikalarda yayına dahil olacak. Ben size gazetede okuyacağım. Fakat önce editörlerimizin hazırladığı haberlere bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, Bizim yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt zaferinin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz dedi. Büyük Zafer'in yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajları da paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının detayları geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Bizim de yürüyüşümüz Türkiye yüzyılınadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde konuştu. Birlik ve beraberlik mesajları yolladı. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle bunu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten seslendi. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir ifadelerini kullandı. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt ruhunun kaybolmadığına işaret etti. Zaman değişir. Asırlar değişir. Ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk içine sirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır. Erdoğan, Malazgirt ruhunu ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacağız ifadelerini kullandı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak, yeni nesillere bir emanet gibi şanla, şerefle teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunuldu. CHP'li vekile AK Parti'den de peş peşe tepkiler var. Sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler tartışmalara yol açtı. Bakanlar ve AK Parti'nin de tepkisini çeken o sözler yargıya taşındı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunulmuştur halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. CHP'li Özkan, Erdoğan'ın Bitlis'te dile getirdiği bu sözleri alıntılayarak paylaştığı mesajıyla tepkilerin odağına yerleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, siyasi ahlaktan yoksun diye tanımladı o sözleri. Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı Türk ve İslam düşmanı faşist Gert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur ifadelerini kullandı. <laughs> Tepki gösteren bir başka isimde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazdı. Bu saldırı aynı zamanda milletimizin iradesine ve demokratik değerlere karşı yapılmış bir saldırıdır sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor. Milletvekilliği sıfatı taşımasına rağmen bu makamın ağırlığını taşımaktan uzak bu şahsın sözlerini en güçlü şekilde kınıyorum. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o ifadeleri nedeniyle Özkan'ı hem kınadı hem de hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hatsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Girizgahı yaparken günü yanıyorun son saat dilimine. Eğer bizi izliyorsanız, haberinizi günü yanıyordan dinliyorsanız ilk siz öğreneceksiniz demiştik. Teyakkuz halindeyiz sevgili izleyenler. Bir son dakika bilgisi geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya genelde günü yanıyor saatinde operasyonlara dair bilgi paylaşımı yapar. 8 dakika önce bir paylaşım daha yaptı. Eks hesabı üzerinden detaylar şu şekilde. 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen narkoçelik 35 operasyonunun kapsamını içeriyor bu paylaşım. Operasyonlarda 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 336 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı. Paylaşım İçişleri Bakanı'ndan yapıldı. Eks hesabı üzerinden bilgi verdi. Operasyonun ismi narkoçelik çelik 35 ve her zamanki girizgahıyla Türk halkına seslendi bir bilgi paylaşımı yaptı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki diye başladı cümlesine devam etti. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız notunu düştü. Gelin şu son dakikayı bir toparlayalım birlikte. Operasyonun ismi Narkoçelik 35 operasyonu. 49 ilde düzenlendi bu operasyon. Zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyon Bunların detayı eks hesabı üzerinde yer buluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detaylı bilgi paylaşımı yaptı. Aktardık son dakikayı. Şimdi dönelim haberlerimize. Siyasetin nabzını yoklamaya devam edeceğiz son saat diliminde. Fakat dümeni gelin bir ana muhalefet cephesine kıralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoğun bir hazırlık süreci var. Olağanüstü tüzük kurultayı için gün sayıyor CHP cephesi ve CHP lideri Özgür Özel. Planladıkları tüzük değişikliği ile ilgili bilgi verip önerilerini almak için eski CHP genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la buluştu. Özel'in hafta içinde de selefi Kemal Kılıçdaroğluyla bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem tüzük kurultayı. Olağanüstü kurultaya günler kala parti üst düzey görüşmelere sahne oluyor. Genel Başkan Özgür Özel selefleriyle yemekte bir araya geldi. Kurultay öncesi eski genel başkanlardan bizzat önerilerini aldı. 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak kurultay öncesi Özgür Özel'in programı da hareketlendi. Parti tüzüğündeki yapılması planlanan değişiklikler istişarelerle yavaş yavaş şekilleniyor. Bu kapsamda Özel CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın'la Altan Öymen'in düzenlediği yemekte buluştu. Tüzük kurultayı öncesi fikir alışverişi yapıldı. Özel'in önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile de buluşması bekleniyor. Kurultayın sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de tüzük kurultayı, 7 ve 8 Eylül'de ise program değişikliği hazırlıkları görüşülecek. 9 Eylül'de ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için anıt kabir ziyaret edilecek. Kurultayla ön seçim, dönem sıralaması, partiye üyelik süreci, parti meclisi sayısının arttırılması, kongre sürelerinin 2 yıldan 3 yıla çıkartılması, güçlü genel sekreterlik gibi başlıklarda tüzük değişikliği yapılması bekleniyor. Eski genel başkanların ardından CHP lideri Özgür Özel'in bu hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme yapması bekleniyor. Sevgili izleyenler, Selefi ile yapacağı görüşmede elbette gündemimizde, yakın takimimizde. Devam edelim şimdi. Operasyonlara bir göz kırpalım birlikte. İstanbul'da FETÖ'ye bir darbe daha indirildi. FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi yakalandı. 3 FETÖ üyesi çıkarıldıkları mahkeme tarafından da tutuklandı. İşte detaylar. Hain darbe girişimin kilit isimlerinden biriydi Adil Öksüz. Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüphelinin de aralarında olduğu 3 FETÖ üyesi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine harekete geçti. Araçtan indirilen iki kişi Firari FETÖ üyesi Cihat Yıldız ve Ahmet Hız aldı. Sürücü ise kayıplara karıştı. Cihat Yıldız, FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden kişiydi. 8 yıldır Firari olarak aranıyordu. Ahmet Sızal ise askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu genel müdür konumundaydı. Örgütle halen bağlantılı olan kişilerin yurt dışına kaçma girişimine yardım ediyordu. Ekipler kaçan sürücünün peşindeydi. Yüzden fazla kamera kaydı incelendi. Aracı kullanan kişinin Adem Boru olduğu saptandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edilen ve FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan Adem Bora polisten fazla kaçamadı. Adresine düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalandı. 3 FETÖ üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yayın arasında günaydın demek, gazete okuyacağız demek. Artık alıştınız bence sevgili izleyenler, ulusal gazeteler neler söylüyor bu sabah yazılı basının gündeminde neler var? Şöyle bir yoklamaya devam edelim. Ara vermiştik. Gelsin bakalım ulusal gazeteler üzerine konuşalım. Hürriyet posta milliyet üçlemesine getirdi yönetmenim. E Hürriyet gazetesi gelsin detaylıca. Şöyle bir manşete göz atalım. Türkiye'ye ön şartım yok diyor manşette Hürriyet gazetesi. Esat kendi meclisinde açıkladı. Beşar Esat meclisteki konuşmasında Türkiye ile normalleşme süreci geniş yer ayırdı. Görüşmek için Beşar Esad'a her an davette bulunabiliriz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'den yanıt geldi. Esad görüşmelerin başlatılması için Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesi gibi ön şartlarının olmadığını kaydetti hem de bunu kendi meclisinde açıkladı. Geniş bir yer ayırdı Türkiye'ye. Erdoğan ne söyledi? Gelin bir hatırlayalım. Nasıl başladı bu karşılıklı diyalog süreci. Erdoğan geçen aylarda yaptığı iki ayrı açıklamada Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok dedi. Esad bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz ifadesini kullandı Erdoğan. Davetimiz her an olabilir diye sürdürdü cümlesini. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gerekli şartlar sağlanırsa bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılabileceğini açıkladı. Esat ne yanıt verdi peki bu teklife bu açıklamalara? Türkiye'den gelen diyalog çağrıları Suriye'den sıcak karşılık buldu diyor Hürriyet gazetesi mecliste yaptığı açıklamayı üstelik ee, önceki gün Suriye meclisine hitap eden Esat iki ülke arasında üst düzey müzakirelere başlamak için Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmesi gibi bir şartlarının olmadığını açıkladı. Esat Türkiye güçlerini çekmezse görüşmelere Başlamayacağımız doğru değil ifadesini kullandı sevgili izleyenler Türkiye ile görüşmek için Esat'ın bir şartı yok bunu kendi meclisinde açıkladı Türkiye ile ilgili geniş bir konuşma yaptı Hürriyet gazetesi de e manşetten görüyor konuyu. Erdoğan'dan çağrı gelmişti. Hemen yanıt Esat'tan geçikmedi. Türkiye'ye ön şartım da yok dedi meclisinde yaptığı konuşmada. Hürriyet'te konuyu manşetten görmüş. Biz de sizlere özetledik bu konuyu. Önümüzdeki günlerde tartışıyor olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Noktalayalım bir Hürriyet gazetesine. Pek çok gazete var. Bakarız önümüzdeki dakikalarda. Vaktimiz hala şöyle böyle var. Gelin TVYüz Haber Merkezi neler söylemiş? Hangi gelişmeleri haberleştirmiş? Böyle ekranları hazır hale getirmiş. Seyretmeye devam edelim şimdi. Sol köşeye bu sabah bir hashtag yerleştirdik sevgili izleyenler. Biz sizin görüşlerinizi çok önemsiyoruz. Bu hashtagler bu sebeple önemli. Lütfen görüşlerinizi eksik etmeyiniz. Fakat ben şimdi o hashtagle ne demek istendiğini de size açıklayacağım. Skandal plan diye bir hashtag yer buluyor. Şu Mescid-i Aksa'yı bir hatırlayalım. Kıymetlidir Mescid-i Aksa. Tarihin kapısıdır. Işık tutar geçmişe, dünyanın geçmişine. Üstelik bu eserler, bu yapılar dünya mirasıdır dünyada yaşayan insanlara emanettir. Öyle yok edilmesi söz konusu olamaz. Mescid-i Aksa da 706 ila 714 yılları arasında inşa edilmiş önemli bir yapıdır dünya için. Fanatik İsrailli bakan bu kez Yahudileri bile Çile'den çıkardı teklifiyle Mescid-i Aksa'yı bastı. Buraya sinagog inşa ettireceğiz dedi. O haddini bilmez açıklama sadece İslam alemini değil İsrail'de de ayaklandırdı. Netanyahu hükümetinden bile peş peşe tepki açıklamaları geldi. Böyle bir plan söz konusu değil denildi. Sol köşeye de skandal plan hashtag'i yerleştirildi. Mescid-i Aksa'nın yıkılıp da bir sinagog inşa edilmesiyle ilgili bir hashtag bu. Görüşlerinizi bekliyoruz eks hesabı üzerinden. Detaylar geliyor haberle. Abi abi. 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 Yine haddini aştı. Bu kez Yahudileri bile çıldırdı. <laughs> Ben Gvir, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı. Provokatör eylem ve sert çıkışlarıyla biliniyor. Sık sık Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarla da gündeme geliyor. İslam düşmanı politikacı İsrail Ordu Radyosu'na konuştu. Mescid-i Aksa ile ilgili skandal cümleler kurdu. Müslüman aleminin kutsal mekanında Yahudilerin yasal olarak ibadet edebileceğini ve orada bir sinagog inşa edeceğini söyledi. Bengvir'in sözleri Tel Aviv'i karıştırdı. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz provokatif ve sorumsuz söylem dedi. İsrail'in tarihi statüyü korumaya kararlı olduğunu, kutsal mekanda ibadet özgürlüğünün her zaman güvence altında olacağını belirtti. Ben gibire bir tepkide İsrail Savunma Bakanı Yoav geldi. Bölgede statikonun altını oymak tehlikeli, gereksiz ve pervasızca açıklamasını yaptı. <laughs> Yaşananlar sol köşede hashtag haline getirildi. Skandal plan dedik. Bekliyoruz kıymetli görüşlerinizi. Eks hesabı üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Yazarsanız tüm Türkiye duyar. Hiç şüpheniz olmasın. Bu açıklamalar İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir'in skandal mescidi Aksa açıklamalarına AK Parti cephesinden tepki var. AK Parti sorucusu Ömer Çelik açıklama yaptı, sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, mescidi Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. Mescidi Aksa'da sinagog inşa etmek istediklerini söylemişti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gibber'ın bu hadsiz sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mescidi Aksa için mukaddes değerimiz, göz bebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir diyen Çelik, Mescidi Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı. Çelik paylaşımında Netanyahu şebekesinin üyeleri camilerin ve kiliselerinde düşmanıdır. Bu şebeke bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almaları konusunda çağrıda bulundu. <laughs> E bu korkunç açıklamalar yapılırken bir taraftan da Gazze topraklarında Gazze halkına acı çektirilmeye hem de zevkle devam ediliyor. İsrail ordusu Netanyahu yönetiminde aylardır Gazze üzerinde ölüm yağdırıyor. Bu kez Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'a saldırı düzenlendi. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu çadır hedef alındı. TRT Arabi kameramanı gözünden yaralandı bu saldırıda. İsrail gazetecileri hedef aldı. TRT kameramanı gözünden vuruldu. <laughs> İsrail katliamlarına devam ediyor. Hedef Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'tu. <laughs> Saldırıda yerlerinden edilmiş çok sayıda Gazze'li hayatını kaybetti. <laughs> İsrail güçleri Nasır Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda gazetecilerin çadırı da hedef oldu çok sayıda basın mensubu yaralandı. TRT Arabi kameramanı Muhammed Ezzeyani'nin görevi esnasında şaraplar parçasıyla gözünden yaralandı. Saldırıda Ezzeaninin asistanı da yaralandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun gazetecilerin bulunduğu çadıra yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi. Geçmiş olsun dileklerini iletti yapılan her saldırının Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacağını söyleyen Çelik, Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz ifadelerini kullandı. Son zamanlarda canlı olarak Diyarbakır'a bağlanıyoruz sevgili izleyenler. Çünkü arkamda gördüğünüz çocuğumuz Narin. 6 gündür kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor Diyarbakır'da hem de yoğunlukla. E, o çalışmaları ekranlarınıza taşıdık Canan'la birlikte çokça kez. Fakat Nardin'den hiçbir iz yok. Arama çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplamda 12.550 araç arandı. 7 iz takip köpeğiyle 11.000 dönümden fazla alanda tarandı. Nari'nin evi dahil 18 adres didik didik edildi. Fakat küçük çocuğumuz tam 6 gündür ortada yok. Mutlaka vardır Diyarbakır'dan bizi izleyen sevgili izleyenlerimiz. Kimin bu çalışmalara nasıl faydasının olacağı hiç belli olmaz. Bugünlerde Diyarbakır'da etrafınıza çok dikkatle bakınız. Çünkü Nari'nin kaçırıldığı düşünüyoruz artık Gelin bir hatırlayalım bu arama çalışmalarını ve Narin'i fotoğrafı da gelsin görelim kızımızı ardından konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. Nerede kaçırıldı mı öldürüldü mü? 8 yaşındaki Narin 6 gündür kayıp ancak arkasında ne bir iz var ne de delil. Küçük kız günlerdir her yerde aranıyor henüz haber yok. En son yanında olan arkadaşlarıyla canlandırma yapıldı. Narin arama çalışmaları devam ediyor. Tarlalarda hem jandarma ekipleri hem AFAD ekipleri onlar her yerde Narin'i arıyor. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı bulmak için onlarca ekip seferber. Hem karadan hem havadan günlerdir arama yapılıyor. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 aracın sürücüsü sorgulandı. Evlerde didik didik edildi. Yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Küçük kızın anne ve babası terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Nari'ninkinden farklı olduğunu söyledi. <laughs> Nari'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri köy okulunun kamerasına yansıdı. O görüntülerde Nari'nin dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı. Küçük kızın arkadaşlarından ikisiyle canlandırma yapıldı. Çocuklar Nari'ni en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. Ekipler akşam saatlerinde Nari'nin ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evle metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı. Tavşan Tepe köyünde yeniden aramalar başladı. Jandarma ekipleri dün olduğu gibi bugün de Nari'nin ve akrabalarının evinde arama yapıyor. Nari'nin gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede kan lekeleri görüldü. Alan çemberi alındı. Kan lekelerinin bulunduğu kaya parçaları delil torbasına girdi, incelemeye alındı. Ardından Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi. Kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Bugüne kadar toplamda 12550 araç arandı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekipler sır perdesini aralamak için gece gündüz aramalara devam ediyor. TV100 ekibi de bu arama çalışmalarına eşlik ediyor. Günlerdir Canan Diyarbakır'da çokça kez jandarmanın çalışmalarını taşıdı ekranlarımıza. Bir kez daha gün uyanıyora dahil olacak. 8 yaşındaki çocuğumuz önemli hepimizin çocuğu artık ve 6 gündür de kayıp. Narin Güran nerede? Bu soru önemli. Çalışmalar yoğunlukla sürdürülüyor. Didik didik aranda 18 adres. Pek çok araç denetlendi. Araziler tarandı. Fakat çocuğun bir izine rastlanamadı. Bir terlik vardı. Narin'e ait değilmiş meğer. Ve... Gelişmeler önemli. Yakından takip eden arkadaşımıza Canan'a sözü bırakacağız. Günaydın Canan. Kolaylıklar dileriz haber nöbetinde. Narin'den bir haber var mı? Son çalışmalar nasıl? Lütfen aydınlat bizleri. Evet Kardelen hem haberimizde hem de senin söylediğin gibi Narin'le ilgili birçok arama yapılıyor. Ancak bugüne kadar henüz net somut bir şey yok. Ama şunu söyleyebiliriz. E, ee, tabii ki soruşturma devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. Son dört gündür de özellikle köyde 70'ten fazla ev araması yapıldı, eklenti arabası yapıldı. Sürekli ihbarlar geliyor ve bu ihbarların her biri ayrı ayrı delillendiriliyor. Dün akşam saat 20 civarında, saat 19.30, 20 civarında bizim bulunduğumuz bu noktaya jandarma ekiplerine bir ihbar geldi. Şu anda bu görmüş olduğunuz hemen Narin'in son kez görüldüğü kameraların tespit ettiği bu patikanın hemen yanında olan bu samanlıkta Nari ile ilgili bir bulgunun olduğuna dair bir ihbar geldi işte jandarma ekipleri bir anda bu samanlığa geldi. Şu an üzerini brandayla kapattılar ama dün bu branda açıldı ve bu samanlığın içi hem şişlerle hem de yine son teknolojik bütün cihazlar kullanılıyor Kardelen. Nalini bulmak için bütün teknolojik cihazlar yine hava kameraları termal kameralar kullanılıyordu. Son iki gündür köyde Tavşantepe köyünde narne arama çalışmalarında yeraltı görüntüleme termal cihazı getirildi ve Onla arandı burası. O termal cihazı da bildiğiniz gibi özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerin altını oldukça rahat görebilen, 20 metre kadar görebilen o cihazla birçok hayatın kurtulmasında büyük rol üstlenen o cihazla jandarmaya ait o cihazla jandarma ekipleri yerin altını ve samanlığın altını görüntüledi. Cihaz aynı zamanda duvar arkasında da görüntüliyordu. Şu anda da iki gündür köydeki aramalarda bu cihaz kullanılıyor hem yerin altı hem duvarın arkası hepsini görüntülüyorlar tabi detaylı incelemelerde yine e, takip e, istakip köpekleri var onlar da var kadavra köpekleri var bu e, bunların yanı sıra yine saha araştırmaları yapılıyor 12000'den fazla dönüm e, arazide arama yapılmıştı şunu söyleyebilirim Kardelen her gün 350 dönüm Arazide e, arama tarama çalışması yapılıyor. Jandarma ekipleri burada bu bölgede özellikle koordinasyon merkezinde her sabah toplantı yapılıyor ve bu toplantı sonrasında, bu toplantı sonrasında da alınan kararlar doğrultusunda e, o kararlarla birlikte e, uydu uydudan alınan köyün e, haritasıyla birlikte planlamalar yapılıyor ve bu planlamalarla ekipler sahaya yeniyor. Aynı zamanda 26 kilometrelik su kanalı var. Yine jandarma arama kurtarma su ekipleri kanalda her gün 2 saatte bir tarama yapıyor. Tarlalar her nokta didik didik aranıyor. Tabii ki işin ihbar boyutları ve tabii ki ifade alımları da var. Yüzden fazla kişinin ifadesi alındı ama şöyle bilgilerine başvuruluyor. Yine özellikle çocuklar ve kadınlarla alakalı jandarmaya bağlı e, pedagog kadın askerler sürekli müdakat halinde. Tabii ki bir de derin soruşturma var. O 100 kişilik ekibin içerisinde özel ekibin içerisinde NLP uzmanı askerler de var. İşte o jandarma ekipleri... Onları izliyorlar. Bütün köyde bulunan herkesi izliyorlar. Davranış bilimleri uzmanı bu ekipler ve bu ekipler e, buradaki ifade alımı sırasında da yine ifade bilgi veren kişilerinde davranışlarını kontrol ediyorlar. Profil uzmanı ekip askerler de var. O 100 kişilik ekip özellikle e, saha araştırması bilgi toplayan bir ekip ve tabii ki e, çok e, farklı bilgilere de ulaşıyorlar. Aslında çok gönlü Kardelen araştırılıyor. Şu anda bulunduğumuz bu bölgede sadece 300'den fazla jandarma ekibi, arama kurtarma ekipleri Afada bağlı. Evet hepsi var ama özel bir ekip farklı detaylı bir araştırma yapıyor. İşte e, birçok Bilgiye sahipler aslında birçok şeyi biliyorlar. E, bilgiler edinmiş durumdalar. Ancak e, Narin'in bulunması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler de çünkü bazı bilgileri buradan söyleyemiyoruz. E, bizim için önemli olan da Narin'in bir an önce bulunması. Ekiplerin aramaları devam ediyor. Kardelen e, asılsız ihbarlar da var. Maalesef birkaç gündür özellikle son zamanlarda değişik telefonlar aileye geliyor jandarmaya kahinler astrologlar biz buluruz biz nerede olduğunu biliriz bu tarz ihbarlar bu tarz e, maalesef bilgiler geliyor, beyanlar geliyor. İşte bunlar da jandarmayı ve aileyi de çok üzüyor. Çünkü 8 yaşında bir çocuğun kaybolması aynı zamanda yine sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlar ve ihbarlar. Bunların hepsi gerçekten çok üzücü. Çünkü hem köy halkını, hem Diyarbakır halkını, hem tüm Türkiye'yi e, üzgünken 8 yaşındaki bir çocuğun aranması devam ederken bu tarz bilgi ve beyanlar da yine jandarmanın arama faaliyetlerini sekteye uğratıyor. Çünkü jandarmaya bir bilgi geldiği anda mesela dün akşamdan bahsedeyim bilgi geldiği anda hemen harekete geçiyorlar. Onlardan birisi de işte bu samanlıkta bir bulgunun olduğu söylenmesi ve ardından da hemen jandarmanın buraya gelip burada arama yapması. İşte buradaki vakit kaybı ya da başka bir yerdeki vakit kaybı başka bir yerdeki araştırmayı maalesef engelliyor. Evet bugün de yine e, arama tarama faaliyetleri devam edecek e, biz de haber takibimizi sürdürüyoruz Kardelen e, buradan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz İnşallah güzel bir haberle yeniden bağlanırız diyelim sözü size merkeze bırakalım. Canan haber nöbetinde kolaylıklar dileriz umarız küçük çocuğumuz artık en kısa sürede bulunur sevgili ziyanlar jandarma bilgi kirliliğiyle vakit kaybediyor asılsız ihbarlar yapılıyor konuda lütfen daha dikkatli olunsun. Eğer sesimizi duyuyorsa Diyarbakırlı izleyenlerimiz özellikle aile, astrologlar, kahinler en azından öyle olduğunu iddia eden insanlar tarafından da rahatsız ediliyor. Böyle hassas bir dönemde kolay değil. Arama çalışmaları ise profesyonel ekipler tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalarda TV100 ekibinin Canan'ın yakın takibinde. Umarız Canan'la konuştuğumuzda en yakın zamanda çocuğumuzdan güzel haber almış oluruz. Artık zaman daralıyor. Devam edelim. Bir de maymun çiçeği çıktı. Bir dönem vardı pandemi, koronavirüs dönemi. Korkunçtu. Normalleri unuttuk. Birbirimizden korktuk, temastan korktuk, evimizden çıkamaz hale geldik, yasaklar geldi, sınırlar kapatıldı. Öyle ya da böyle bu süreç geçti, dünya tarihine geçti, orası ayrı. Artık hastalık, virüs deyince dünya vatandaşı korkar oldu. E bir de çıktı Afrika'dan maymunun çiçeği, Avrupa'ya sıçradı bile. Dünyada Maymun çiçeği dolayısıyla alarma geçti. Türkiye'de önlemleri sıkılaştırdı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Dünya alarmda. Maymun çiçeği virüsü de korkusu da yayılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Önlemler aldı. Afrika'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı. Maymun çiçeği virüsü tehlikesine karşı ise önlemler artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı geldi. İnternet sitesinde yer alan uçuş operasyonu direktiflerinde pilotlara bulaşıcı hastalıklarla ilgili hangi prosedürlere uymaları gerektiği yönünde bilgi paylaştı. <laughs> Açıklamada, varış meydanında halk sağlığına ait risklerin yönetimi için gerekli özel tıbbi personelin ve ekipmanın hazır bulunacağı belirtildi. Uçuş esnasında bir yolcunun bulaşıcı hastalık semptomları teması durumunda, sorumlu kaptan pilot hızlı bir şekilde hava trafik kontrolörüyle irtibata geçeceği ve gerekli prosedürleri uygulayacağı vurgulandı. <laughs> Uçuş esnasında bir kişinin semptomlarla birlikte ateşi varsa bulaşıcı bir hastalıktan şüphelenilerek ileri tetkik ve değerlendirme yapılması için gerekli tedbirler alınacağı mesajı verildi. Sevgili izleyenler, öğrencilerin üniversite kayıtlarına başlamasıyla birlikte kira fiyatları geçti uçuşa. Hangi bölgede kiralar ne kadar oldu? Bu soru önemli. Kira zaten gündemimizdeydi. O balon şişikti. E, öğrencilerin okulları da belli olunca, şu nikah dönemi de son bulunca, evli çiftler de ev arayışına girince bu kiralar iyice uçtu. Bu arada bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirlerinde beyanname denetimlerini artırdı. Bakan Şimşek, kira geliri beyannamesi vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef hakkında cezalı işlem yapılacak diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar ışığında süreç nereye evrilir? İzzet Tupaloğlu bu soruların cevabını verecek. Yanında da uzman bir konuğu var. Söz onlara bırakıyoruz. Evet, özellikle okulların açılmasıyla beraber üniversitelerin, üniversite öğrencilerinin yoğun ev telaşı, kiraları biraz artışa geçirdi. İstanbul'da, özellikle Kadıköy bölgesinde, Kadıköy gibi popüler olan semtlerde kira artışları 2-3 katına birden çıktı. Osmanlar ve vatandaşlar, tabii ki bu kira artışlarının ne zamana kadar devam edeceği konusunda endişelerini dire getiriyorlar. Dediğimiz gibi, özellikle üniversite öğrenci yoğun ev bulma telaşı kiraları biraz daha arttırmış durumda bugünlerde. Hatta şöyle bir detay var. Kadıköy ilçesi geçtiğimiz ay temmuz ayında kira artışının en çok yaşandığı semtlerden biri olmuş. Uzmanların şöyle bir aslında öngörüsü var. Özellikle yurtların yetersiz oluştu bu kira artışlarında biraz daha etkili oluyor deniliyor. Peki mega Kent'te şu an ortalama bir kira ne kadar? Bunun cevabını tabii ki yanımızdaki uzmandan alacağız. Bora Tren yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz Bora Bey. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bugünlerde Bora Bey e, okulların da açılmasıyla beraber dediğimiz gibi özellikle üniversitelilerin ev bulma telaşından da dolayı kira artışları yaşanıyor. Bu durum nereye doğru gidiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, üniversitelerin bu şimdilik bir konu değil. Yani Senelerdir e, üniversiteler açılmasına yakın bu sıkıntıyı biz yaşıyoruz. E, üniversitelerin çok hızlı bir şekilde e, çoğaldı. E, bundan birlikte özel sektördeki bu ee, insanlar yatırım yapmadılar yurtlara esasında istenildiği kadar ondan dolayı da şu anda zaten gayrimenkulde e, kiralık sıkıntısı var Bir de bunun üzerine de öğrencilerin e, yurt sıkıntısı da olunca e, biraz e, yer bulmak güç oluyor e, bunun da sebebi bir an önce Tabii ki yurtlarımızın e, sayısını arttırmak en çok herhalde Kadıköy bölgesinde bir kira artışın olduğu söyleniyor. İstanbul'da özellikle Kadıköy gibi popüler yerlerde 2-3 katına çıkmış kiralar. Ee, doğru olabilir ama Kadıköy olarak sadece bakmamak lazım. Kadıköy İstanbul'un en gözde semtlerinden bir tanesi. Ama öğrenciler de daha uygun semtlerde kiralıkları bulabilirler. Onlara daha uygun. Semtlerde. Aslında konut ve arz talebi karşılamıyor diyebilir miyiz hani Tabii konut ki diyebiliriz şu anda e, 700-800 bin konut e, yapılsa bu arzı karşılar ama şu anda e, böyle bir şey söz konusu değil. Yani aslında sadece bu durumun İstanbul'da olmadığını da söyleyebiliriz değil mi? Çünkü İstanbul başta olmak üzere tabii ki diğer büyük şehirlerimizde de durum aynı şekilde geçerli. İstanbul'u Ankara takip ediyor. Ankara'dan sonra İzmir'de de en yüksek kira artış oranları fazlasıyla görülüyor. Bu durumun sadece İstanbul için geçerli olmadığını söyleyebiliriz. E, tabii ki e, söyleyebiliriz. Bir de öğrencilerin şöyle bir durum var. Yani ikiye ayırabiliriz. Bazı e, aileler aile apartmanı diye öğrencilere kiraya vermiyor dairelerini. <laughs> e, kimisi de e, 40 bin liralık yerine 60 bin liraya kiraya veriyor. Çünkü 2-3 öğrenci birleşip ödedikleri için bu da kiraları biraz yükseltiyor. Ama zaten şu andaki e, yeni çıkan edis sistemi elektronik ilan doğrulama sistemindeki e, baş, uygulama ile birlikte Sayın Bakanımız e, Ömer Bulat Bey 15 Eylül'den itibaren başlayacak. Ee, burada kiraların biraz biraz geriye geleceğini göreceğiz. Yani Ticaret Bakanlığı aslında Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül için bir uyarı var. Bu 15 Eylül'de doğrulanmış ilan, ilan düzenlemesi devreye giriyor. Doğru, Doğru mu? İngilizce hemen sistemi. hemen bunu da açıklayayım. Doğrulanmış ilan ne demek? Ee, e devletiniz üzerinden birinci e derece veya ikinci derece yakınlarınıza gayrimenkul danışmanlığı yetkilendireceksiniz. E Bundan birlikte de. E İlan sayılarında %35 e, en az bir azalma öngörülecek. Ama gerçek ilanlar olacak, doğrulanmış ilan olacak. E, buradaki e, kiraları da yavaş yavaş geriye geleceğini yılbaşından sonra biz düşünüyoruz bu sistemde devreye. Zaten yılbaşından sonra da %100 bu sistem uygulanacak. E, kiralar biraz biraz geriye gelecek. Peki şunu da hemen sormak istiyorum. Asla dediğimiz gibi İstanbul gerçekten çok fazla kira artışıyla bugünlerde gündemde. İstanbul'da bu yüzden, bu sebepten dolayı bir göçün başladığını söyleyebilir miyiz? İstanbul kira artışlarından dolayı İstanbul'u terk ediyor olabilirler mi? Ee, onu o kadar net bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Dün ben 15-16 tane öğrenciden şey aldım, telefon aldım. Şunu söylüyorlar. İstanbul'da okumak istiyoruz ama mecburen kiralar yüksek olduğu için ailelerin durumları Hı -hı. uygun olmadığı için başka ucuz illere Hı -hı. E, tercih ediyorlar. E, sayın Bakan'ımıza şöyle bir e, çağrıda bulunuyorum. Belki bu öğrencilere kira bursu verebiliriz. Nasıl işler bu durum? Vallahi hiç olmazsa hani e, biraz e, kiralar... ...çok yüksek olduğu için... E, ...yurtta yer bulamayan öğrencilere... ...bir destek olabilir belki. Bunu sanırım Ankara yapıyor, doğru mu? Doğru. E, Atem Başkanı... E, ...Sayın Hakan Akçam... ...yapıyor. E, Ankara'da... ...ey bulamayan bize gelsin... ...diyor. E, Sayın Başkanımıza... ...saygılar sunuyorum. E, çok doğru bir... ...uygulama. Aynı zamanda da... E, ...çoklu ilan sitelerine... ...girişte de... E, ...başkanımızdan biz e, daha önce çalışmıştık... E, sormak istiyorum. Mega Kent'te şu an ortalama bir kiranın ne kadar olduğunu söyleyebiliriz Bora Bey? Mega Kent'te ortalama kiralar ne kadara yükseldi? Şimdi bölge bölge değişiyor. Genel bir ortalama alırsak. Şimdi Kadıköy, Soğa diye farklı eee etiler farklı, ulus farklı. Yani bir dairenin kaç metrekare konumu, yeni mi, eski mi görmeden bir binayı şu anda bir şey söylememiz doğru değil. Ama kiraların arttığı doğru. Evet, aslında bizim de elimizde şöyle veriler var. Yine açıklanan verilere göre ortalama kiranın böyle 23 bin civarında olduğu söylenirken Ankara'da aynı kiralının 20 bin, İzmir'de ise 21 bine kadar ortalama kiraların arttığı söyleniyor. Yine ben hemen elimdeki bir veriyi, veriyi aktarmak istiyorum. Size de sormak istiyorum. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Elin verileri açıklamış, kendisine üye olan ülkelerin konut fiyat endeksinin yıllık ortalamasını açıklamış ve aslında. Dediğimiz gibi kendisine üye olan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi 181 puanla Macaristan takip ediyor. 172 puanla Litvanya izliyor. Japonya'da kira artış olan oranlarında en düşük en son sırada alıyor. Yani dediğimiz gibi aslında ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütünü örgütüne üye olan ülkeler arasında kira artış oranında ilk sırada olan ülkeyiz Türkiye. Ee, dediğim gibi e, şimdi ülkemizde e, üretim yapıldıkça fiyatlar geriye gelecek. E, ben buna inanıyorum. Ama bu kısa sürede pandemiden çıktık malum. E, dolayısıyla yıl sonra ben fiyatların geriye geleceğini e, edil sistemi de çok e, güzel bir uygulama. Hı hı. E, bunda da fake ilanlar yani bir ilanı 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi giriyordu. Artık bu olmayacağı için... ...fiyatların da geriye geleceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, imalatı arttırmamız lazım. Sosyal konutlara önem vermemiz lazım. Sayısını arttırmamız lazım. E, müteahhitler şu anda şey yapmıyor. Yeni e, inşaata girmiyorlar. Ellerindeki işleri bitirmeye çalışıyorlar. Çok uygun yer olursa giriyorlar. Bu da etkili oluyor. E, ama e, dediğim gibi... E, sayıyı arttırırsak fiyatlar geriye gelir. Şu anda kiralık bulamıyoruz zaten. Onun için de mevcut olan kiraları onaylıyorlar, tutuyorlar. Şunu da hemen ben sormak istiyorum aslında size. Bugünlerde yine bir açıklanan bir durum var. Bir uyarı var vatandaşlarımız özellikle E-Devlet üzerinden kontrol edin diyorlar. Çünkü ev sahipleri kiracıların imzalarını taklit ediyorlarmış bu seferde. Ev sahipleri kiracıların imzalarını ta taklit ederek tahliye süreci başlatıyorlarmış. Çünkü bugünlerde biliyorsunuz ki bu tahliye süreçleri ev sahiplerini fazlasıyla zorluyor. Kiracılar tabii ki mevcut olan evlerinden çıkmak istemiyorlar. Dolayısıyla durum davaya dönüyor. Ev sahipleri de imzaları taklit ederek kiracıları aslında bir yandan da mağdur ediyor. Bu esasında bir hukuk. Sevgili izleyenler İzelin yayınından sonra hadi devam edelim. Dünyanın böyle tehdit altında olduğu bir konu var. Dünyanın bir hastalığı var ve biz insanların bu Aşırıya kaçan hareketleri, gereksiz savaşları, ego tartışmaları yüzünden yaşlı dünyamız iyiden iyiye hastalandı. İsmi iklim değişikliği bu hastalığın yan etkisi küresel ısınma. E, hasta ettiğimiz dünyanın yan etkisi vize hasta ediyor. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyada orman yangınları arttı ve yangınların süresi uzadı. Orman yangını sezonu 7 ila 8 aya kadar genişlet. Büyük hasar bırakan yangınlar uzmanlara göre zamanla daha da artacak. Üstelik emanetimiz... Oksijen kaynağımız ormanlar. Bizim değil, sahibi değiliz. Dünyada yaşayan hiçbir canlı bu ormanların sahibi değil. Çocuklarımıza bırakacağız gelecek nesle. Böyle oksijeni bol bir dünyada yaşayabilsinler diye, sonları gelmesin diye. Fakat gidişat pek de parlak değil. Geliyor detaylar. Küresel ısınma Türkiye'de orman yangınlarının sıklığını arttırdı. Uzmanlar uyardı. Geçmişte vardı. Günümüzde var. Muhtemelen gelecekte de artan bir şekilde devam edecek. Türkiye'de her yıl ortalama 2000 yangın çıkıyor. 1988 yılından itibaren yıllık yanan miktarımız 10 bin hektar civarı. 2021 yılında ekstrem hava koşullarına bağlı olarak iklim değişikliği kaynaklı yaklaşık 140 bin hektarlık alan yandı. 14 yılda yanacak ortalama alanın bir yılda yandığı kayıtlara geçti. Yangın sezonu genişliyor. Normalde... Ee... 6 ay olan 1 e, Mayıs'la 1 Kasım arasında devam eden yangın sezonu e, genişleyerek 7-8 aylara doğru e, uzayabiliyor. Yangın tehlikesi her geçen gün büyüyor. Nedenlerin başında ise iklim değişikliği geliyor. Yangın zararının artmasında tabii ki de e, iklim değişikliğinin, e, küresel ısınmanın etkisini e, azımsamamak lazım. Hatta en büyük nedenlerinden birisi. Peki yangının artmasının diğer sebepleri neler? E, nüfustaki artış ee, ve buna bağlı olarak ormanların üzerindeki olan baskıların artması, turizm kaynaklı baskılar e, ya da e, sanayi testlerinin e, orman içi ve civarında yapılması. Y ve Z kuşağı doğduğunda sokaklar eski dönem yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı kadar böyle güvenli değildi. Biz o kadar şanslı bir nesil değildik. Dolayısıyla evlerde anne baba gözetiminde oyun saatimiz oldu. Ve önümüze modern dünyanın getirisi tabletler, bilgisayarlar, dokunmatik telefonlar kondu. Ve burada bulunan bazı oyunlar, bazı platformlar gençlerimizi zehirledi. Bir olay yaşadık Eskişehir'de sevgili izleyenler. Gerçeklik algısını yitirmiş 18 yaşındaki bir genç o kadar çok bilgisayar oynamıştı ki o oyunlarda o kadar çok insan öldürmüştü ki. Gerçekle bilgisayar oyununu karıştırdı. Çıktı sokağa, olayın adresi eski Eskişehir'de. 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Ve bunun üzerine Türkiye ayağa kalktı. Meclis, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaymanda yaşananlardan sonra bir açıklama yaptı. Türkiye'de bu oyun meselesi bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda dedi. Dijital bağımlılık tehlikesine dikkat çekti. Dijital bağımlılık maalesef, gençlerimizin geleceğini çalma noktasına gelmiştir. Tehlike bu sözlerle dikkat çekti. Gençleri korumamız lazım dedi. Türkiye'de de maalesef bunun yanlış uygulamalarını zaman zaman şahit oluyoruz. Eskişehir'de 18 yaşında bir genç oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi. Özel ekipmanlar giydi. Girdiği bahçede 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Hepsini de oyun sandı. Bu vahim olayı hatırlatan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, çağrıda bulundu. Oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısıtlanması gerekiyor. Hayati bir konu. Çünkü bir e, milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda Türkiye'de bu oyun meselesi. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde dijital bağımlılık konusunda uzmanları çağıracağız, dinleyeceğiz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yayman eğitim öğretim müfredatına da bu konuda bir dersin eklenmesi gerekliliğine işaret etti. Veliler, anne babalar, Milli Eğitim Bakanlığı birlikte hareket etmesi tekliflerimiz, çalışmalarımız olacak. Biz günü yanıyorla günü birlikte karşılıyoruz, günü uyandırıyoruz, sizi işinize uğurluyoruz. Görevimiz bu sevgili izleyenler. E, dolayısıyla da bu saat diliminde pek çok kazaya tanıklık ediyoruz. Son dakika olarak hiç de istemeden acıyla paylaşıyoruz bu haberleri. Bir kez daha işe gideceksiniz yani arabalarınıza bineceksiniz ya da sizi işe ulaştıran servislere lütfen ilk işiniz emniyet kemerlerinizi sıkı sıkıya bağlamak olsun. Evet bu kemerler emniyet kemerleri rahatsız fakat hayata bağlıyorlar. Bu da bir gerçek. Pek çok kazanın önüne, kaybın önüne bu şekilde geçilebilir. Biz hatırlatmamızı yaptık. Esenyurt'taki kazayı şimdi birlikte değerlendirelim. İstanbul Esenyurt'ta freni patlayan servis minibüsü. Cadde üzerindeki araçlara çarptıktan sonra refüje çıktı, ağaçları devirdi. Minibüsün çarptığı araçtan bir kadın ...yola savruldu. Yaralı kadına yoldan tesadüfen geçen ambulanstaki... ...sağlık görevlileri müdahale etti. Hanımefendi şanslıydı. Kaza anıysa saniye saniye kaydedildi. Freni patlayan servis minibüsü ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü freninin patlaması sonucu yokuş aşağı gitmeye başladı. Cadde üzerinde park ve seyir halindeki araçlara çarpan minibüs refüje çıkarak ağaçları ezdi. Yol tabelasını da deviren minibüs bir otomobile çarptıktan sonra birkaç metre ilerideki kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpma öncesi otomobilden inmeye çalışan kadın yola fırladı. Yaralı kadına yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. <laughs> Servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı. Bursa'da ise kontrolden çıkan bir tır şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından çimento yüklü tır alev alev yandı. Sürücü korkunç kazadan şans eseri kurtuldu. Tır şarampole uçtu, alev topuna döndü. Şiddetli derecede dumanlar yükselmeye devam etmekte. Rabbim yardımcımız olsun. Korkunç kaza Bursa'da meydana geldi. Hasan G. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kullandığı çimento yüklü tır yol kenarındaki bariyerleri açtı. Şarampole yuvarlanan tır alev alev yandı. Bazı sürücüler yangını orman yangını zannetti. Yangın orman yangını. Şiddetli derecede dumanlar yükselmeye devam etmekte. Sürücü şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. <laughs> kaza sonrası tır sürücüsü Hasan G. hafif yaralı olarak tırdan çıktı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı, hastaneye kaldırıldı. <laughs> Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak tır tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nasıl bir egoya sahip insanoğlu bu dünyayı kendisinin zannediyor durum hiç de öyle değil. Dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Eş takka sahibiz. Bazı canlıları gözümüz bile göremiyor, çıplak gözle göremiyoruz bile. Yalnız olduğumuzu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz sevgili insanlar. Arkamda gördüğünüz köpek çok tatlı. Aynı zamanda bir depremzede sahibi var, çipi var, aşılı, saldırgan değil, uysal mı? Pek bir uysal. Adı da Sofya. Tanıştırmış olalım. Bu minik köpek 6 Şubat depreminde enkazdan kurtarılan canlardan biri üstelik. Depremzede kendisi. Melahat Serdar Sahiplendi sağ olsun hanımefendi bu köpeği. Sofya yüzünden sitedeki komşuları bu hanımefendiye, Melahat Hanım'a düşman oldu. Site kararı diyorlar, Sofya'yı barınağa göndermek istiyorlar. 6 Şubat depreminde yuva olalım diye sahiplendik. Ama site yönetimi mahkemeye verdi. Mahkemede maalesef Sofya'nın tahliyesine karar verdi. Minik Sofya 6 Şubat'ta deprem gördü, enkazdan kurtarıldı. Ankara'da sıcak bir yuva bulmuşken şimdi de onu site yönetimi istemiyor. Süreci beklerken kapıma icra memurları geldi. Ay sonuna kadar Sofya'yı tahliye etmemi söylediler. Etmezsek de bir veteriner eşliğinde Sofya'yı barına bırakacaklarını söylediler. Sofya zorlu günlerden geçti. Yavrularını depremde kaybetti. Yavruları göçük altında kalmış. Memelerinde süt vardı Sofya'nın bize geldiğinde. Biz de Sofya'ya yuva olalım diye aile olalım diye sahiplendik. Evde kedi, köpek ya da kuş beslemek yasak. Site kararı böyle dendi. Yönetmelik gösterildi. Sahibi Melihat Serdar ne yapacağını şaşırdı. Yazılı kağıt gönderdi site yönetimi. Bu sitede köpek yasaktır diye. Bizim dışımızda da kuş, kedi besleyen bir sürü komşularımız var. Sofya sanki özel yapılmış bir şey gibi oldu. Sofya'yı bana barına Vermekle tehdit etmeleri bizi gerçekten ailecek çok üzdü. Mahkeme site kararını gerekçe gösterdi. Minik Sofya'nın evden tahliyesini istedi. Yani Sofya için bu evdeki sayılı günler olabilir. Gördüğünüz sizde ilk kez görüyor sizi sonuçta. Komşularımızın rahatsız olabileceği bir havlaması yok. Çocukları görünce havlamıyor. Melahat Hanım'ın tek çaresi ya evden çıkacak. Ya evimizden gideceğiz ya da Sofya'yı barınağa vereceğiz ya da terk edeceğiz. Ya da ay sonunda Sofya veteriner eşliğinde zorla barınağa götürülecek. Lütfen Sofya'yı bizden almasınlar. Bak herkes seferber oldu gitmeye diye sen gördün mü? Gitmeyeceğiz biz bir yerle yuvamızdan hiçbir yere gitmeyeceğiz tamam mı kızım? Hiç endişelenme sen. Biz bırakmayacağız seni. Bu zorbalık ayrıca mahalle baskısı. Herkes evinde hayvan bakabilir, yetiştirebilir. Hayvanlar konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Havlıyorlar belki bu ses rahatsız ediyor fakat kendini ifade etme şekli bu. Allah böyle yaratmış diye. Devam edelim şimdi. Antalya'da başına çuval dolanan keçi bütün sürüyü korkuttu. Ahırdaki diğer keçiler bir o tarafa, bir bu tarafa kaçtı. İşte herkesi güldüren o görüntüler. Bakalım bu hayvanlardan da rahatsız olacaklar mı? Yem yiyordu, başına çuval geçti o keçi. Diğer keçileri böyle kaçırdı. O anlar izleyen herkesi güldürdü. Görüntüler Antalya'dan, 50'den fazla keçinin olduğu ahırdan. O keçilerden biri yem yerken başına çuval geçti. Sürünün arasına karışmaya çalıştı ama diğer keçiler ondan korktu. Keçi koştu, diğerleri kaçtı. O kovalamaca uzun süre devam etti. Çiftliğin sahibi Hüseyin Kılar keçileri kaçarken görünce panik yaptı. Başında çuval olan keçiyi görünce de kahkahalar attı. Bir kağıt, bir de kalem. Ev ekonomisinde tasarruf yapmak bu kadar kolay. Japonlar bu yönteme Kakeibo diyor. Türkçe çevirisi ev er ekonomisi. Sevgili izleyenler bu yöntem yeniden popüler olmaya başladı. Yöntemle her ay gelirlerini ve harcamalarını dikkatlice not alan kişiler tasarruf edebiliyor. Peki bu Kakeibo nasıl yapılıyor? Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba. Az önce izlediğiniz Kemal Sunal filmi gibi paranızın hesabını yapmak hayati önem taşıyor. Güçlü ekonomisi ve iş disipliniyle bilinen Japonların yöntemi küresel ekonomik krizde bir kez daha popüler hale geldi. Kriz ortamında para biriktirmek isteyenler Kakeibo'ya başvuruyor. Kakeibo yani yemek adı mı? Başka. Yemek ürünü ne bileyim bir marka olabilir. Limon diyeyim. Limon geldi bilmiyorum. Ne bir yemek adı, ne bir marka, ne de limon ismi. Kakeibo, Japonların 1900'lü yıllardan beri kullandığı bir yöntem. Yaptıkları harcamaları hepsini not alıyorlar. Ne gerekli, ne gereksiz. Bunu alırken ne hissettim, ne kadar mutlu oldum. Nereye gereksiz para harcadığınızı görebilmeniz için tüm gelir ve giderlerinizin bir deftere not almanız öneriliyor. Buradaki amaçsa harcamalarınızı yavaşlatmak ve kontrolü ele almak. Ve yazdığınız için Zamanla bir daha aynı hataları yapmıyorsunuz ve daha çok birikim yapmaya başlıyorsunuz. Birikim yaptığınızda küçük paraların nasıl büyüdüğünü görüyorsunuz. Babam defter tutardı. Anneme verirdi, getirirdi maaşını. Annem tek tek kirayı, elektriği, suyu hani bir önceki aya göre ekonomi yani hesaplamalarını yapar. Kötü haber, paranızın yönetimini yapmak zor. İyi haber, işleri kolaylaştırmanın bir yolu var. Basit bir şekilde ev mali defteri olarak tercüme edilebilir. Fakat teknolojik aletlerle değil, eski usul bir kağıt, bir kalemle. Tek yapmanız gereken bir kağıt, bir kalemle tek tek harcamalarınızı ve neye ne kadar tasarruf yaptığınızı tek tek yazmanız. Tek tek harcamalar yazıldığında ve onların duygusal nedenleri vesaire yazıldığında şunu görmüşler ki bir sürü şeyi aslında almadan da yaşayabiliyormuşuz. Dolayısıyla bu yöntemle gerçekten istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğuna karar vererek tasarruf yapılabilir. Burada en önemli şey bunu istikrarlı olarak yapabilmek. Burada minimum 3 ay zaten bu artık bir davranış kalıp kalıp oluyor. Karakteriniz oluyor ve bunu zaten ondan sonra değiştirmekle zorlanıyorsunuz. Bir kez o finansal disipline eriştikten sonra onu çok bozmak istemiyorlar. Çünkü bunun faydasını ve mutluluğunu görmüş oluyorlar. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba... Sevgili erken teşhis hayat kurtarır kolon kanseri de genç yetişkinler arasında pek bir arttı. Öyle bir haber geldi ki pek bir sıklıkla konuştuğumuz genelde dedikodusunu yaptığımız Royal Family'den İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prenses Kate Middleton kanser oldu. Fakat tedavisi iyiye gidiyor hızla iyileşiyor. Sevgili izleyenler Galer Prensesi hastalığının açıklanmasından bu yana ilk kez görüldü pazar ayininde. Eşi Prens William da ona eşlik etti. Kate yavaş yavaş halkın arasında karışmaya başlıyor. E gelin bir İngiltere'ye uzanalım. İngiltere. İngiltere halkı hafta sonu büyük bir sürprizle karşılaştı. Prens William'ın eşi Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası ilk kez İskoç Kilisesi'ndeki pazar ayinine katıldı. Galler Prensesi kiliseye kahverengi yün keçe fötür şapkasıyla geldi. Aynı şapkayı geçen yıl da takmıştı. Eşi William'sa lacivert takım elbise giydi. <laughs> Prens William şoför koltuğundaydı. Araba kullanırken gülümSüyor ve eşiyle sohbet ediyordu. <laughs> Ayin'de gelini gibi kanser tedavisi gören Kral Charles'la eşi Kraliçe Camilla da yer aldı. İkili İskoç stili ekose kıyafetleriyle renkli bir görünüm sergiledi. Kanser tedavisi devam eden Kate kademeli olarak kamusal hayata dönüş yapıyor. Galler Prensesi bu ayda kraliyet ailesiyle beraber Belmoral'daki geziye katılacak. Bu hastalığının açıklanmasından beri gerçekleştireceği en uzun yolculuk olacak. <laughs> Charles İskoç eteğini giymiş. Camilla da yanında. Kate'den de güzel haberler var. İngiltere'den biz dönelim kendi vatanımıza. Sevgili izleyenler böyle bir e, Royal Family dedikodusuyla bugün yayının sonuna geldik. Yarın saatler 6'yı gösterdiğinde biz burada bu stüdyoda bekliyor olacağız. Daimi randevu adresimiz TV100 ekranları. Bu arada 27 Ağustos Salı sabahını sizle karşılamak, günü uyandırmak çok büyük bir keyifti. Bu sabah da biz evinizde ağırladığınız ve o lezzetli kahvaltı sofralarına ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın da bizi unutmayın. 6'da biz buradayız. Yarına kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.